Sayın Valim, Sayın Genel Başkan Yardımcım, değerli milletvekillerimiz, değerli belediye başkanlarımız, değerli panelist hocalarımız, değerli ailemiz, değerli Kırşehir'in hepsine hoş geldiniz. Değerli Kırşehir Belediyesi olarak, değerli konuklar, Kırşehir Belediyesi olarak Neşet Ustam, Ertaş Ustamızın anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneği içinde Neşet Ertaş ve sanatı panelimiz dolayısıyla hepinizi selamlıyor. Yine Neşet Ustamızın kendi deyimiyle tarif ettiği ozanlar diyarı Şirin Kırşehir'imize hepiniz hoş geldiniz diyorum. Adamoğlu'ndan, Karacaoğlan'dan, Pir Sultan'dan, Aşık Seyfullah'tan, Aşık Zahit'ten, Bulduk Usta'dan, Çekicali'den, Hacı Taşan'dan ve tabii ki babası ve en büyük ustası Muharrem Ertaş'tan almış olduğu Anadolu Aptal geleneğini eşsiz saz ve söz yeteneğiyle gelenekselden moderne, yerelden evrensele taşıyan, hayata karşı mütevazi ve vakur duruşuyla hiçbir insanı ayırmadan herkese kendi deyimiyle dost kardeş bakmayı becerebilmiş engin gönül insanı, bizi biz yapan bütün değerleri sazına ve sözüne sıralamış büyük usta Neşet Ertaş'ı aramızdan ayrılışının 7. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Yine rahmetle andığımız büyük yazar Yaşar Kemal'in o müthiş adlandırmasıyla Bozkurt'un tezenesi Neşet Ertaş abimizi kelimelerle anlatmak gerçekten çok zor. Bu sözlerle birçoğunuz için çok klasik gelebilir ancak benim için gerçekten de öyle. Çocukluğumuzdan, gençliğimizden beri Anadolu Aptal geleneği kültürünün içinde yetişmiş bir insan olarak Neşet Ertaş ustamızın kimseyi kırmayan, kimseyi incitmeyen, gösterişten uzak, mütevazı kişiliği, hayata bakışımızın şekillenmesinde bize rehber olmuş, herkesi eşit görüp herkesi kucaklayan bir bakış açısını bize öncelik kılmıştır. Karacaoğlan'dan havalandırdığı türkülerle, türkülerdeki gibi bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm üçgeninde geçen çileli ömrü, hayatı boyunca yüreğinde hiç sönmeyen aşkı, hayata karşı geleneğini özümsemiş olan o bilge duruşu ve özüne sevgiyi alan derin felsefesiyle her zaman üretmiş olan Neşet Ertaş'ı yüreğimizin en derinlerine işlemiş bozlakları ve türküleriyle Yolcu Türküsü'ndeki bir dizisinde söylediği insan ölür ama ruhu ölmez sözlerindeki gibi gönül dağlarımızın bir garibi olarak her daim bizimle yaşamaya devam edecektir. Hemşerisi olmaktan büyük onur duyduğum bu memleketin ulusal ve uluslararası alanda kabul görmüş en büyük değeri Neşet Ertaş ve onun felsefelerini geçmişten geleceğe özüne en yakışan şekilde taşımak bizlerin en büyük görevi, en büyük sorumluluğudur. Kırşehir'de yarattığımız kültürel iklim bu sorumluluğun bilinciyle gelişecek Neşet Ertaş'ın memleketine yakışır bir şekilde Anadolu Aptal geleneğinin o müthiş felsefi özüne uygun olarak Neşet Ertaş anma etkinliklerini kurumsal bir hale getirip böylesine büyük bir kültür hazinesi insanı anlamak ve tüm dünyaya anlatmak için sanatçılarımızla ve aydınlarımızla birlikte istişare içerisinde güzel işlere imza atacağız. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere selamlıyor. Neşet Ertaş ustamızı anlatmak için bizleri kırmayıp panelimize gelen değerli üstadlarımıza, kıymetli dostlarımıza teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Kırşehir Valisi Sayın İbrahim Hakkı'nı duygularını almak üzere takdim ediyorum. Arz edin. Sayın milletvekillerim, çok değerli belediye başkanlarımız,
Neşet Ertaş Üstadımızın değerli ailesi, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer misafirler. Sözlerimin başında abdallık geleneğinin en önemli temsilcilerinden olan Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ı rahmet ve minnetle anarken programımıza katılan tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok kıymetli misafirler. Ülkemizin hangi köşesine gidersek gidelim, her yörenin kendine has bir müzik kültürü ve bu kültürü zirveye taşıyan kıymetli halk ozanlarının olduğunu görürüz. Orta Asya'dan başlayarak günümüze kadar ulaşan Bozlak kültürünün ve abdallık geleneğinin yaşatıldığı önemli merkezlerden biri de Kırşehir, sazı biri olan Kırşehir, sazıyla, sözüyle gönül telimizi titreten birçok sanatçıya ev sahipliği yapmıştır. Bu değerli sanatçılarımızdan birisi de şüphesiz Neşet Ertaş'tır. Babası Muharrem Ertaş'tan aldığı kültürü devam ettiren Neşet Ertaş, kendine has üslubuyla Türk halk müziğine yeni bir soluk getirmiştir. Geçimini sağlamak amacıyla doğup büyüdüğü bu topraklardan ayrılmak zorunda kalan, ancak ömrü boyunca özünden ayrılmadan sanatıyla ve mütevazi kişiliğiyle adından söz ettirmeyi başaran Neşet Ertaş, havalandırdığı türkü ve bozlaklarla sazın ve sözün ustası olduğunu ortaya koymuştur. Yaşadığı acılar, sevdalar, hayal kırıklıkları, vefasızlıklar, memleketine duyduğu hasret, onun zor bir hayat sürmesine neden olsa da sayısız eserin ortaya çıkmasına da ilham kaynağı olmuştur. O, yaşamadığı, yüreğinde hissetmediği, acısını gönlünde duymadığı hiçbir duygu yazıya dökmemiş, dile getirmemiş, çalıp söylememiştir. Belki de yazdığı ve seslendirdiği eserlerinin bu derece tesirli olmasında yatan en önemli neden budur. Derin irfani birikimi ve sanatına olan bağlılığı, onun ülke sınırlarını aşan bir üne kavuşmasını sağlarken, diğer taraftan da yüzyıllardır ilimizde süregelen abdallık geleneğinin daha geniş kitleler tarafından bilinmesine imkan tanımıştır. İlimiz kültürünün tanıtılmasına bu denli büyük katkılar sağlayan ve memleketi Kırşehir'de hiçbir zaman gönül bağını koparmayan sanatçımızı ne kadar övsek azdır diye düşünüyorum. Küçük yaşlarda aldığı sesini, sazını hiçbir zaman elinden bırakmayan, hastalığına rağmen müziğe olan tutkusundan vazgeçmeyen Neşet Ertaş, yoksullukla ve acılarla geçen ömrünü 25 Eylül 2012 tarihinde tamamlamıştır. Onun vefatı en başta memleketi Kırşehirleri ve sevenlerini derinden üzmüştür. Sesiyle, sazıyla, kişiliği ve şairliğiyle ülkemizin en hoş sedalarından biri olarak gönüllerde yaşayacak sanatçımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Neşet Ertaş'ın tüm yönleriyle değerlendirileceği panelimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Tüm panelistlerimize katılımları ve katkıları için teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Ayrıca belediye başkanımızın şahsında bu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyor, programımıza katılan tüm misafirlerimize tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Söylemekten onur duydum. Çektiği film
filmler, yazdığı senaryolar ya da Cannes Film Festivali'nde yarışma haline gelmiş. Çok değerli insan. Şimdi Çukur'da hepimizin evinde konuk olan, izlemekten onur ve şeref duyduğumuz değerli oyuncu Doktor Ercan Kesan. Thank you.
Efendim konukta. Bozkır'ın tezenesi, gönül insanı, bu coğrafyanın en önemli kıymetlerinden biri olan Neşet Ertaş'ı felsefesi ve türküleriyle yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak ve ölümünün 7. yıl dönümünde anmak için düzenlenen geleceği içinde Neşet Ertaş ve sanatlı konulu panelimize hoş geldiniz. Öncelikle 25 Eylül 2012 tarihinde ebedi yolculuğa gönderdiğimiz ozanımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz. Bu etkinlikleri sahiplenen ve düzenleyen Kırşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin İkicioğlu ve çalışma arkadaşlarına, etkinliklere katkı sunan Kırşehir Ahyevran Üniversitesi'ne, tüm Kırşehirler ve siz Neşet Ertaş sevenleri adına vatanım memleketim bu mutlu günde büyüğüne küçüğüne saygı duyarım. Ayrım yapmayan kendi gönlümde insanlık adına sevgi duyarım sözleriyle teşekkür ediyorum. Bozdakların sesi, ablalık geleneğinin son büyük temsilcisi ve Bozkır'ın tezenesi, dost olduğu bağlaması ve türküleriyle halkımızın her birinin gönlüne tek tek dokunabilen büyük halk ozanı Neşet Ertaş'ı, yani sazının ve sesinin yanı sıra özü ve sözüyle bizleri sarıp sarmalayan büyük ozanımızı konuşacağız. Ancak unutulmaz türkülere sesi ve sazıyla hayat veren, bağlama ve türkü deyince ilk akla gelen değerli ozanımızı elbette bu kadar kısa sürede anlatmak mümkün olmayacak. Sevgili konuklar, birbirinden değerli panelistlerin yer aldığı bu ortamda sözü fazla uzatmak istemiyorum ve panelistlerimize bırakacağım. Panele geçmeden önce böylesine anlamlı bir etkinliğe katılan değerli panelistlerime yine Kırşehirler adına ben de teşekkür etmek istiyorum. Panelistlerimiz Sayın Adnan Yılmaz, Ercan Kesal, Süleyman Şener, Mehmet Eren, Yiğiter ve Bayram Bilge Töken. Panel bittikten sonra ana anlatımı için Sayın Hasan Saltuğ ve ozanımızın değerli oğlu Hüseyin Ertaş'ı kürsüye davet edeceğim. Değerli konuklar, panelimiz bir bölümden oluşacak ve panelistlerimiz 10'ar dakika süre kullanacak. 10'ar dakika süreden sonra dediğimiz gibi ana anlatım için diğer iki konuğumuza sözü vereceğiz. Panele Kırşehir'de olması hasebiyle Sayın Adnan Yılmaz'la başlıyoruz. Adnan Bey buyurun. Teşekkür ediyorum. Merhaba. Bir yine anımla başlamak istiyorum. Yıl 2008 ve Neşet Usta henüz 71 yaşında, 10 yıl önce. Bulunduğum görev itibariyle böyle bir heyecanla Sayın Valimiz dönemin gerçekten değerli bir kültür adamı Lütfullah Büyük ve yine belediye başkanımız sanıyorum burada Halim Hocam, Halim Başkanımız Rıza yeter sustan panelist yapalım dediğimde ve olumlu bir cevap aldığımda hakikaten tarihsel bir iz düşürdü. Çok tarihe önemli bir not düşmüştük. Ve Neşet Ertaş bir panelist. Aslında kendisi de şaşırmıştı. Çünkü saz çalıp söyleyen bir insan panelde konuşacaktı. Oysa biz biliyorduk ki Anadolu ablaları sadece sazın değil, sözün de yer alabildi. Aslında her biri genetik kodlarından gelen adal bir geleneğidiler. Aslında onlar yüzyılların kültürünü taşıyorlardı. Bugün bu anmalıkta beni en çok düşündüren ve sevindiren de bir olay şu. Yani bir Neşet Ertaş'ı anmak, bir sıradan bir türkücü. Belki dünyada sesi çok iyi olan ya da dünyada en iyi müzikal enstrümanı çalan bir kişi anmıyoruz arkadaşlar. Bir geleneği anlıyoruz. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Tıpkı bir Rus'un Ergolok'un destanını kirlettikleri gibi süreç ve zaman içinde abdalı da kirlettiler. Kirletmeye çalıştılar.
Halde'yi farklılaştırmaya çalıştılar. Ve o anlamda ben o süreçte yürüttüğüm panelin adını Günden Mümkün'e Aptallar koymuştum. Ve şaşırılmıştı aslında. Ve panelde arkadaşlar arasında yaptığımız görev paylaşımında özellikle burada kendileri yok ama çok emeğe geçti. Baki Yaşa Altınok değerli araştırmacımız tarihsel süreç içerisinde farklılaşan adlar adını inceledi. Aldı getirdi, koydu. Neden farklılaştığı koydu. Arap Acem cephesinden Anadolu topraklarına sızan, çalmayı ve çığırmayı hak ve mezhep dışı gören, günah sayan bir anlayışın Anadolu topraklarında izleri vardı. O akım abdalı yere düşürmeye çalıştı. Ve inadına o panelden sonra Neşet Usta'yı ilgiyle izledim. Ben çok zamanımızı almak istemiyorum ama Neşet Usta o panelin ardından aynen şöyle dedi. Sanki saz çalıp türkü söyleyecekmişim gibi efendim. Belki bildiğiniz, belki bilmediğiniz, ben mektebe gidemedim babam gibi. Fazla laf konuşmaya da pek hak edemiyorum. Öncelikle bugün bir noktayı sonra söylemek istiyorum. Bizler için tespit eden sayın büyüklerimiz değil, hepiniz büyümüşsünüz. Hepinize saygım sonsuz, sevgim sonsuzdur. Burada kıymetli araştırmacılarımızın da anlattıklarından dolayı sonsuz saygı duyuyorum. Sonsuz sevgi duyuyorum. Şurada kısa zamanda epey şey öğrendim. Neyi öğrendim? Tarihi öğrendim. Anlattıklarından bence tarih bugün. Ne zaman gördüm? O gün. Ben hakkımı bulmayarak şöyle bir şey söylemek istiyorum efendim. Hak var ettiğini yok etmiyor. Uruh olarak. Biraz evvel türkülerimizin içinde geçen ruh bu türkülerimizde var. Vücut ölür ama ruhlar ölmez. Bunca mahlukat var. Hiçbir gülmez. Cehennem azabı zordur çekilmez. Azap çeken hayvanları görmeli diye türküler geçiyor. 71 yaşındayım. Çok yaşayan 100'e kadar yaşıyor. Bu yaşta bunları söylemeyelim de öldükten sonra mı söyleyeyim efendim? Demiş. Bu topraklar dikkat ederseniz Anadolu aptalları dendiği zaman da hakikaten kış yer geliyor aklar. Yani bu topraklar sıradan topraklar gerçekten değil. Geçen gün yani bir tarih hocamız aynen şunu söyledi, dedi ki Kırşehir tarihi Türkiye'nin tapusudur. Gerçekten tapusudur. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna haç koyan anlayışta Yunus Emre var. Anlayışta Hacı Bektaş var. Anlayışta Ayran var. Bu çok önemli. Gerçekten çok önemli bir toprak. Yani vefat eden yakın dönemde bir tarihçimiz aynen şöyle diyordu. Sorduklarında dedi ki yani sağlığınız el verirse ne yapmak isterdiniz? Başka ne eser vermek isterdiniz dediğinde Amasya'dan Kırşehir'in mal yuvasına yürür babaannenin romanını yazar. Bu gerçekten önemliydi. Yani Kırşehir toprakları hem hoş görünüm ama yeri geldiğinde zalime ve zulme başkaldığını da toprakları. Bu anlamda ben şunu çok önemsiyorum. Değerli araştırmacılarımız var. Alanlarında gerçekten son derece yani yetkin. Bir de ev sahibi olarak çok fazla onların önünü kesmek ve zamanını almak istemiyorum. Ama bir adal yolculuğu yapmak istiyorum. Daha gerilerde kopuzlu veli kulların atası olarak görülen, elinde kopuz taşıyan kimselerin onun hürmetine saygı gördüğüne inanan Dede Korkut ve Hoca Ahmet Veseli halk geleneğinin ardıllarıydılar. Hoca Ahmet Veseli yolcuları zordaydı. Amasya'dan Kırşehir'e atları, eşekleri, çocukları ve kadınlarıyla birlikte mahalle yuvasında kılıçtan geçirilenlerin kutbu bizim Aşık Paşa'nın dedesi Kobay'ı. Kobay ile Kırım ve Kıyam'a uğrayınca sindiler. Kardeşi Memdeş'i bu isyanlarda kaybeden Hacı Bektaş gizlice geldi. Kondu Kırşehir'in Sulca Karayürk topraklarına. Ahi Evram'la Karagül dostu oldular. Biri köy, biri şehir üretmenlerinin başı oldu. Çekip çevirip kılıç attığı halkı topladılar başlarına. Babaeli Bektaşi'ye büyüdü. Mevlevilerin aksine Moğol zulmüne can siperhaneydiler. Babaeli'den devrin Yunus Emre'si seslendi zalimlere. Gitti beyler mürüvveti, binmişler birer atı,
yediği yoksul eti, içtiği kan olmuştur. Tarih batılı düşmüştü. 13. yüzyıl bu babaylarına rakiyle giydiler. Orta Asya'nın teşekkür edip Kafkaslar ve Anadolu üzerinden geniş bir coğrafyaya yayılan milli Türk şiirinin aşıklık geleneğinin uzantıları Yunus Emre, Bir Sultan, Teslim Abdal, Kaygısız Abdal, Kul Himmet ve hatta Karaca olan Dadaroğlu geleneğiyle de iç içeydiler. Bu geleneğin kopuzu ve avazıydılar. Osmanlı tarihçisi Aşık Paşa Zade ki biliyoruz bu bizim Aşık Paşa, Kırşehir'de Aşık Paşa'nın kaç kuşak doğumluktur, 5-6 kuşak sanıyorum. Onun bitirmesiyle o dönem toplum içinde çeşitli sosyal zümrelere sayarken Gaziyan-ı Rum yani Anadolu gazileri, Ahiyan-ı Rum yani Anadolu ahileri, Bacıyan-ı Rum yani Anadolu bacıları ile birlikte bir sosyal zümre olarak, önemli bir zümre olarak Abdalan-ı Rum der. Yani Anadolu Abdalan'ın zikredir. Celal isyanlarıyla çarpanırken Anadolu, Pir Sultan'a dal kaldırmıştı sazını bu genellikten. Anadolu, da çürküyü çaldığı günah sayıp söyleyenleri hak ve set dışı gören kadızadeler ve tasavvufçular yıllar boyu çatıştılar. Tarihe kadızadeler olayı adıyla geçen ve şeriat açısından katı bir yol tutan alimlerle tasavvufçular arasındaki çekişmede Osmanlı idarecilerine sırtını dayayan kadızadelerin sözü geçer olmuş. Abdallar işte bu zorlu koşullarda doğal olarak kendilerine terk edilen Türk halk müziğinin ve oyun kültürünün doğal taşıyıcıları olmuşlar, düğünlerde, muhabbet sofralarında yaşatmışlardır. İşin aslı, Sünni Tasuk, şarkıyı, türküyü Abdal'a Allah yapmıştır. Tasavvufçuların yatsımadığı musiki ve selamın günah ve sapkınlık olduğunu söyleyen kadızadelerin, dini de kullanarak yaptığı menfi propaganda bir hayli etkili olurken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla daha bir aralandı Türklerin tarihe tanıklığı. Müzik, edebiyat ve folklor tarihimize kazındı. Büyük sosyal olaylarla yavrusu ölen deve gibi bozularken Anadolu, onlar da nesilden nesile aktarımlarda bozlak tarzında olağanüstü ve Anadolu'nun yüzyıllık çığlığının ve türkülerinin bugünlere gelmesinde aklı bir kuruluna sahiptiler. Babadan oğula birlik olup taşıdılar yüzyılların değişlerini. Arap milliyetçiliğinin dayattığı katı sokuluğun çalmayı, çığırmayı yasakladığı ve günah saydığı zaman dilimlerinde kendi kültürümüz Arap'ın ilkel değer ölçülerine feda edilirken bu kuşatmanın yarılmasında, zulmün yerilmesinde, aşkın ve sevginin yüceltilmesinde yıllar yılı horlanmalarına rağmen yaşamları, sosyal ilişkileri ve icra ettikleri saz ve söz sanatıyla eşsiz katkılar sağladılar. Anadolu halkı eski saray müzisyenlerinin esamesini okumadı ama tarih yüzyıllar onları taşıdı bugünlere. Bulduk ve Yusuf Ustalardan Muharrem Ertaş'a, Hacı Taşan'dan Çekicani'ye, nesillerince intikal eden bu geleneğin en ünlü temsilcisi Neşet Ertaş. Hem geleneğinin hem de yaşadıkların avazıyla çıka gelmişti. Anadolu'nun asırlardır birikmiş müzik kültürünün, Türk kültürünün ve tasavvufunun özünü oluşturan birçok müzikal değerlerin halka aktarılmasına öncülük eden bir geleneğin en büyük temsilcisi. Geleneğinin aşk ve sevgi donundaki bir tezeresi. Biraz önce sevgili başkanımızın da bahsettiği gibi Yaşar Kemal'in nitelemesiyle Bozkır'ın tezeresi kuşlarına buraya. Aşklarda, gönüllerde, dilden dile, kuşaktan kuşağa, sevda kültürlerinde. En baştaydı. Rahat Yunus'ta, ettiğin tomuzda doğumlar bir iz verdi. Abdalsız, çalgısız düğün olmuyor mu? Diyenlerin çok torunları, nilerinin ayağını yürütecek kadar saz çalıyordular. Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur demiştin ya. Rahat Yunus'ta. Minim yavrular sazı omuzlarına öyle taktılar ki. Zamanın ürettiği kötülüklerin aksine mezar taşına kazıttırdığı incitme canım incitme. İsturu insanlık var olduğu yaşayacak. Işıklar içinde olur. Bizlere yaşattı. Ben şimdi sözü Kırşehir'e dair yakın bir ilçemizden olan, Avanos'tan olan Ercan Tesal Bey'e bırakıyorum. Buyurun Ercan Bey.
Teşekkür ederim, sağ olun. Aslında ilk konuşmacıyı davet ederken Kırşehir'de olması hasebiyle deyince ben mikrofona doğru şöyle bir yekindim. Ben Kırşehir'deyim çünkü. Abilerimin nüfus kağıtlarında ili Kırşehir yazıyor. Biz dört erkek çocuğuz. Ben en küçüğüm. 59 doğumlu olduğum için denk gelmemişim. Benimki de Nevşehir yazıyor ama ben Kırşehir'liyim efendim. Hemşehrilerim, çok teşekkür ederim. Sağ olun. ...2010 yılında Bir Zamanlar Anadolu'da filmi Cannes Film Festivali'nde seçildi. Filmin galası var. Grand Lumière Tiyatro diye Cannes'ın en büyük sinema salonu. Çok büyük bir yer, mabet sanki. Paris'in, Fransa'nın bütün ileri gelen entelektüeller, sinemacılar, yazarlar, eleştirmenler, jüri üyeleri, Amerika'dan gelen aktörler hepsi orada filmin galasını birlikte oyuncularla seyrediyorlar. Biz de oradayız. Ben de filmin senaristi oyuncularındanım. Filmin bir yerinde ortalarında biliyorsunuz, seyredenler hatırlar. Bir arabada gider kahramanlar ve arabanın teyninde allı turnam çalmaya başlar. Allı turnam Acı Taşan tabii ki. Ama biz özellikle Neşet'in okuduğu Allı Turnam'ı seçtik. Radyonun içine yerleştirdik. Neşet Usta'nın gençlik zamanında, gençliğinde söylediği Allı Turnam'ı seçtik. Şimdi Allı Turnam çalarken çok da güzel bir sahnedir o. Eşim de ön tarafta oturuyor. Çok duygulandım. Kendimi de tutamadım. Eşime eğildim, dedim ki, bakar mısın dedim. Bütün entelektüelleri, Fransızlara toplamışız bir salona. Hacı Emmi'yi dinletiyoruz dedim. Ulan sadece bunun için bile film yapılır, sinema yapılır. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Bu benimle ilgili sinemayla ve bu hayatla kurduğum ilişkiye dair belki bir örnek ama bu filme dair aslında çıkartacağımız bir sonuç var. O da şu. Bir Zamanlar Anadolu'da filmi yakın zamanda, birkaç hafta önce The Guardian dergisi tarafından 21. yüzyılın en etkileyici 100 filminin arasında 38. sırada seçildi. Türkiye'den bir tane film seçildi. O da bu. Yani Neşet Ertaş'ın Allı Turnam'ı söylediği Hacı Taşan'ın eserini Fransızlara dinletildiği film 21. yüzyılın en etkileyici 38. filmi seçildi. Hacı Taşan'ı ya da Neşet Ertaş'ı 21. yüzyılın en etkileyici insanlarının arasında sayabiliriz. Bu evrensellik, bu güç menbaını nereden alıyor sizce? Bu güç nasıl bu kadar bütün dünyaya sirayet edebiliyor? Sadece Kırşehir'in ya da Türkiye'nin konuştuğu bir mevzunun ötesinde nasıl böyle evrensel bir yere gidiyor? Bu çok kıymetli. Belki ben bu kısa zaman diliminde söylemeye çalışacağım, altını çizeceğim şey de tam olarak bu. Bu Kırık Saz hikayesini bilirsiniz. Çok meşhur bir saz üstadı varmış. Bunu cinayasında yazdım. Herkes sıraya girmiş ona saz yaptırmak için. Genç bir ozan da sıraya girmiş, beklemiş. Neyse zamanı gelmiş, demiş usta gel, sazın hazır. O da büyük bir heves ve heyecanla gitmiş, oturmuş karşısına, sazına bakmış. İnanılmaz bir saz, müthiş. Usta almış, yaşlı saz ustası. Biraz temizlemiş, sonra da bırakmış. Saz parçalanmış. Aman demeye kalmamış, almış tekrar o kırılmış sazı, bütün parçalarını tek tek birbirine yapıştırmış, bitirmiş. Ve demiş ki, hadi şimdi çal. Almış, çalmaya başlamış. İnanılmaz bir ses çıkıyormuş ama sazdan. Saz ustası demiş ki, işte bu sazın o sesi var ya, onun yarasındandır demiş. Eğer kırılmasaydı bu kadar içli, bu kadar derinden çıkmazdı o sazın sesi. Meğer onun bütün ustalığı, bu mükemmel, olgun
eksiksiz, kusursuz gibi gözüken şeyin yeniden parçalanıp, yeniden toparlandıktan sonra ortaya çıkan haliymiş. O sazın bu kadar etkileyici sesini yaratan şey, sazın yarası. Neşet Ertaş'ın bizim içimize işleyen türkülerinin sebebi, yaralı bir kalbe sahip olmasından başka bir şey değil. Bizim yaralarımız, bizim şifamızdır aynı zamanda. Yaramızın kabuğunun altında gizlidir. Neşet Ertaş'ın fark ettiği ve bizlere türküleriyle gönderdiği şey tam olarak budur işte. Bu Japonların kintsugi denilen bir sanatına çok benziyor. Japonlar özellikle kırılan, parçalanan bir şeyi tamir ettikten sonra tamir izlerinin kalması için uğraşırlar. Sanki o mükemmel hiç kırılmamış gibi göstermek yerine kırıldığı yerlerin üzerini çizerler. Özellikle o yamayı, o tamiri gösterirler ki onu kullanan kişi o eşyanın ya da nesnenin başından geçenleri, onun yarasını da hissetsin, içselleştirsin isterler. Çünkü Japonlara göre yaralandığımız zaman, acı çektiğimiz zaman mutlaka değişiriz, dönüşürüz ve o acıların, o yaraların mutlaka bizim içimizde bizi geliştiren, dönüştüren, olgunlaştıran bir izi vardır. Niye saklayalım ki onu? Kintsugi'nin belki de ifade etmeye çalıştığı şey, Neşet Hoca'nın, ustanın belki de bilmeden yaptığı, sürdürdüğü bir geleneğin parçası aslında. Bunun aynısını İspanyollarda rastlıyoruz. Duende. Lorca'nın icat ettiği, adını koyduğu bir kavram duende. Yaralarımızın iyileşirken ruhumuzdan çıkan esin kaynağı. Büyülü bir şey. Latinler zaten bir şeyi çok mükemmel, her şeyiyle kusursuz olduğu zaman çok sevmezlermiş. Onu dinledikleri ya da seyrettiklerinde, okuduklarında ya da ya tamam hepsi çok iyi de bunun cini yok derlermiş. Yani içindeki büyüsü eksik. Yani duendesi yok derlermiş. Neşet Ertaş'ın belki de hiç farkında olmadan içine doğan, kendi yaralarından çıkarttığı şey, duende. Anadolu'da hep rastladığımız şey, belki de peşine düşmemiz gereken, açığa çıkartmamız gereken şey, bizim yaralı gövdemizin iyileşirken içine gizlenen şey, Anadolu'daki, onun hafızasındaki, onun basiretindeki şey, o ruhu açığa çıkartmalıyız, onun peşine düşmeliyiz. Teknikle, parayla, ışıkla, sesle, yazıyla, kelamla çok fazla bir işi yok. İyi eser, iyi sanat burada bir yerde, duende de, Neşet Ertaş'ın gösterdiği şeyde, o yaranın içinde bir yerlerde gizli diye düşünüyorum. Bunun bir benzerinde garip olacak ama Çekoslovak bir atletin, Zatopek'in hayat hikayesini okurken rastladım. Zatopek bir işçi. Ama 1950'li yıllarda bir vesileyle, o süreç uzun, maraton, 5.000 ve 10.000 metreleri koşan ve hepsinde altın madalya alan, hala rekoru kırılamamış, çok özel bir atlet, çok önemli bir koşucu. Bu tür olimpiyat atletlerinin, bu tür şampiyonların koşma stilleri inceleniyor. Bunların belli stilleri oluyor. Yani önce hızlı başlıyorlar, sonra yavaşlıyorlar, sonra tekrar hızlanıyorlar vesaire. Belli bir teknikleri var. Bütün bu spor tarihinde, atletizm tarihinde stili hala belirlenememiş ve niye nasıl koştuğu hala anlaşılamamış bir tek atlet var, o da Zatopek. Neşet Usta, mahalli sanatçı Neşet Ertaş anonsuyla TRT'de 15 günde bir program yapmış uzunca bir süre. Arkasına koro koymak istemişler. Neşet Hoca bir söylesinde bahsediyor ve diyor ki, ben istemedim koroyu. Çünkü diyor, onlar diyor notaya bakarak söylüyorlar ve diyor hep aynı şeyi söylüyorlar.
Ama diyor ben her seferinde farklı bir şey çalıyorum, farklı bir şey söylüyorum diyor. Ben diyor kalbimden söylüyorum, onlar notayla söylüyor diyor. Aslında sürekli sözünü etmek istediğim, altını çizdiğim şeyler tam buralarda gizli. Yani bizim bilgiyle alakası çok olmayan, bilgelik de olan şey. Yani rahmetli anamın belki bir anısını anlatarak lafımı toparlayayım. Ben İstanbul'da yaşarken anam da babam rahatsız o sırada Parkinson. Anam da babamın başucunda. Ben de arıyorum arada sırada telefonda. Günün tuhaf saatinde arayabilirsiniz. Annem çevirmeli bir telefon var. Telefonu kaldırınca Ercan Uzun diye kaldırıyor telefonu. Ben de dedim ya ilk alo'yu ben mi söyledim acaba? Ya anam böyle her telefonu kaldırdığında Ercan deme. Şimdi başkası arar, ayıp olur filan. Yok, Uzun dedi, ben senin telefonun zili bilmez miyim? Senin telefonun zili başka türlü çalıyor dedi. Telefonların zili başka türlü çalıyor mu? Çalıyor. Siz şimdi oraya iPhone'a yazıyorsunuz. İşte karım arıyor, oğlan arıyor filan. Bu değil. Telefonların zilini aynı çaldığına inandırıldığımız bir çağda yaşıyoruz artık. Telefonların zillerinin farklı çalabileceği bilgelik çağına kıymet vermiyoruz. Anadolu'nun bütün hafızasını ve insan ilişkilerini ve geleceğe dair hayallerinin kurduğu şey tam olarak bu bilgelik. Bilgelikle mücehhez edilmemiş, donanmamış bir bilgi görüyorsunuz, işimize yaramıyor. İnsanlık savaşsız bir dünyayı bir türlü beceremiyor. Belki de dönüp bakmanız gereken şey, hem kendi içimizdeki eksik olan şey, hem Anadolu'nun ruhunda gizli olan şey, Neşet'in bize türküleriyle bıraktığı miras, bize belki bundan sonrası için yol gösterici olacak. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Tabii Neşet Ertaş ustayla ilgili farklı bir yaklaşım getirdi ve yaradan bahsetti. Tabii ozanımızın türkülerine baktığımız zaman gerek kendisinin yaşadığı gerekse topluma baktığı zaman toplumda yaşanan yaraların türkülere yansıttığını çok iyi görüyoruz. Bugün ustanın türkülerini dinlediğimiz zaman birçoğumuzun derdini anlattığını çok yaşayarak hissediyoruz. Ben tekrar, tabii Ercan Bey'e başlangıçta Kırşehirli değil, Avanoslu dedim ama yemekte biz Kırşehir'e, Avanos'un daha önce Kırşehir'e bağlı olduğunu konuşmuştuk. Kendisinden Kırşehirli olduğunu teyit ettirmek için ben Kırşehirli değil ama Avanoslu dedim. Teyit ettirmeyecektim. Ben şimdi sözü Süleyman Şener Hocam'a bırakıyorum. Buyurun hocam. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Doğrusu konuşma yapma teklifi geldiği zaman Neşet Ertaş üzerinde çok da fazla çalışmamış olduğumu, çok da fazla bir şey bilmediğimi hissettim. Bu bizim biraz da kaderimiz, akademisyenlerin bir kaderi. Bir şey keşfedersiniz, sonra başka bir şey keşfedersiniz, sonra unutursunuz, başka bir şey keşfedersiniz. Bizim alan buna çok müsait. Konservatuvar içerisinde yaşadığı 40 yıllık süre içerisinde gerek öğrenci gerekse eğitimci olarak yaşadığı 40 yıllık süre içerisinde ben bunu çok yaşadım. Yani 25 kitap yazmış, 200 yakın makale yazmış bir insan olarak bunu söylüyorum. Her geçen yeni bir şey keşfediyoruz. Her geçen yeni bir şeye odaklanıyoruz. Aslında hiçbir şey bilmiyoruz, öğreniyoruz. Bu süreç devam edip gidiyor. Neşet Ertaş da biraz böyle olgunlaştı. Buraya gelene kadar süreç içerisinde beynimde. Önce konservatuvar yıllarını düşündüm. Konservatuvar yıllarında ne oldu? 1980'li yılların başında aslında konservatuvar dünyasında Neşet Ertaş'ın tek adı yoktu. Birkaç arkadaşımız Neşet Ertaş'ın bazı parçalarını çalar, bize farklılığını göstermek için dinletirdi.
Onun yanında Talip Özkan keşfedilmişti. Talip Özkan çalardı. Nida Tüfekçi çalmak, yani onun eserlerini çalmak son derece önemliydi. Bir kalite, bir çıta ifade ediyordu ama eğitim müfredatı içerisinde öyle bir şey, yani Neşet Ertaş gibi bir olay yoktu. Neşet Ertaş konusu galiba bizim özellikle akademik dünyaya 1990'lı yıllardan sonra ya varlığını biliyorduk, plaklarını biliyorduk, bir kısım eserlerini biliyorduk. Popüler kültürün ciddi bir repertuarını oluşturmuş, pek çok sanatçıya kaynaklık etmiş, pek çok müzik adamını bir yerde beslemiş bir müzik adamı ama gözümüz önünde değil Necdet Ertaş, yurt dışında yaşıyordu. Ve biz de o genç beyinler onu çok da fazla fark etmiyor, tanımıyor. Belki hocalarımız da bize fazla onun hakkında çok da fazla bilgi aktarmadı. Aslında ne Neşet Ertaş ne de pek çok kişi hakkında eğitim içerisinde bu bilginin alınma imkanı da yok. Bu şartlarda da aynı şeyi söylüyorum. Bu bir genel kültür bilgisi olabilir. Yeni başlamış ve Türkiye'de ilk defa kurulmuş bir konservatuvarın, Türk müziği eğitim veren bir konservatuvarın eğitim portföyünü oluşturmada, müfredatları oluşturmada geçirdiği evreleri bir yerde bir yansıması oluyor benim konuşmalarım. Aslında kendi evlerimize, kendi tırnaklarımıza, kendi yolumuzu bulduk. Muazzam bir kültür hazinesinin içerisinde yaşıyoruz. Muazzam kaynaklarımız var, yaşayan bir geleneğimiz var. Yazılı belgelerimiz var, basılı belgelerimiz var, görsellerimiz çok fazla, arşivlerde, şahıslarda, ellerinde müthiş kişisel belgeler, kaynaklar var. Ama bunlar belli bir havuzda değil, bunlar belli bir alanda değil, bir arşivde değil, bir kolayca bulabileceğiniz ve size hizmet verecek herhangi bir yerde değil. Darmadağın, bunları arayıp bulmak kolay değil. Dolayısıyla Neşet Ertaş da onlar içerisinde bir, işte pek çok kişi gibi bir parça. Şimdi o günleri diye düşünüyorum. O günlerde etrafımızda gözümüzün önünde cereyanen yanı başımıza gelen bir çok sanatçı vardı. Ali Ekber Şekinler'den biriydi mesela. Radyo ortamında bir çok sanatçı vardı. Mahalle sanatçılar hayattaydılar. Aradan geçen süre içerisinde ne oldu biliyor musunuz? O yanı başımızdaki değerli şahsiyetlerin hemen hemen her biri teker teker öldü. Teker teker bizi terk etti. Bir süre sonra onlar için yapılan toplantılara davet edilmeye başlandı. Enteresan bir dönüşüm. Yani yanı başında olduğumuz insanları bir süre sonra biz anlatmak durumunda kaldık. Hakkında ne biliyorduk ki aslında pek çok şeyi bilmiyorduk. Ama anlatmak durumunda kaldık. Çünkü gördük ki bölgeler sanatçılara sahip çıkmaya başladı. Başka bir dönüşüm bu. Yani işte Avrupa'sı Selahattin, Ercan Bey'in memleketi, kaç kişi bile bilmiyorum. Avanos'un Selahattin'de bir kitap galiba çıkmış bir günlerde. Bir takım sanatçılara mahallelerinde isimler verildiler. Sokaklara isimler verildi, okullara isimler verildi, caddelere isimler verildi, hakkında kitaplar yazılmaya başlandı. Böyle bir ölçü ne toplayabilirse. Şimdi Neşet Ertaş da biraz böyle. Ben hem çok sevindim hem de çok şaşırdım. Neşet Ertaş'ın hemen vefatının akabinde bir dostumuz sempozyum yapacağız. Gelir misiniz dediler. Yani bir kişinin, sanatçı bir kişinin vefatından sonra sempozyum yapmak böyle çok akla gelecek bir şey değil. Ve olay o kadar taze ki. Yani ne anlatacaksınız? Anlatacağınız çok şey var ama aslında ortada bir şey yok. Biliyor musunuz biz Muzaffer Sarısözen'le alakalı sempozyumun vefatından 50 yıl sonra yapıldığı varsa. Muzaffer Sarısözen'in göz önündeki bir adam. Ve malzemeleri kayıp Muzaffer Bey. Herkes her şeyi biliyor zannetmesin. Şimdi aynı durumda Neşet Ertaş, sıcağı sıcağı belki çok güzel bir şey ama bütün bu belgelerin derden toparlanması ve buna analizler yapılması için biraz zamana ihtiyaç var. Biraz da duygusallıktan uzaklaşmaya ihtiyaç var. Çünkü bilim biraz da buna emrediyor. Biz pek çok şeyi aslında sıcağı sıcağına yaşıyoruz. Yani o kadar hızlı bir dönüşüm içerisindeyiz ki, o kadar hızlı dönüşüm şartlar, bir süre sonra getirdiğimiz değerlerin aslında üzerinde ciddi çalışmalar yapacak, doktora tezleri yapacak, kitaplar yazacak, kişiler olduklarını fark ediyoruz. Hayattayken yapılan çalışmalar son derece az. Son derece az. Mesela geçenlerde ben bir Arif Şentürk'le ilgili bir çalışma yaptım. Belki alandaki bir model çalışmaydı ama Arif Şentürk'ün bana anlattıkları Balkan Savaşı'nın gidip giden canlı aile tarihi. Yani Arif Şentürk'ün sanatçılığından bana ne bir yere kadar Arif Şentürk'ün sanatçılığı. Ama ayrı bir kimlik var orada, ayrı bir bilgi var, ayrı bir değer var. Ve o da gidip gitmiş.
Şimdi her giden şahıstan birçok şey ifade ediyoruz. Bu çerçevede ben size bazı isimler bakıyorum. Mesela Mazhar Saklan duydunuz mu? Konyalı. Tenekeci Mahmut Güzelgöz duydunuz mu? Şanlıurfalı. Yorgan Saklı Çavuş duydunuz mu? Kastamonu. Refik Başaran, onu duymuşsunuzdur. Şemsiye Aslan duymuşsunuzdur. Tambur Acay duydunuz mu? Hisarlı Ahmet, Nida Fekçi, Mutlu Tarbil, Hulusi Sever, Celal Güzelses, Raci Altur, Bakır Dursever, Kiçoğlu Osman, Aşık Veysel, Tarih Coşkun, Aşık Ali İzzet Özkan, Aşık Daimi, Davut Suvari, Hasan Tunç vesaire gibi. Bu isimleri çoğaltabiliriz. Belki sayı üzere binlere ulaşır. Aslında bakıyoruz ki her yörenin bir sahibi var. Ve her dönem bu sahiplik değişiyor. Kırşehir'in de sahibi var, dün de var sahibi. Bugün de sahibi var, yarın sahibi olacak. Muhtemelen bugünün Kırşehir'in sahibi Neşet Ertaş. Öyle mi? Bilmiyorum. Belki de. Ama taşıyor. Bu kadar insanı buraya getirdiyse Neşet Ertaş bunu taşıyor. Bunu hak etmiş. O halde Neşet Ertaş'a sahip çıkmak, Neşet Ertaş hakkında geleceğe bir şeyler taşımak bir yerde bugünün kadir, kıymet bilir, vefa sahibi insanların boynuna bir borçtu. Bu sağlandı. Değil mi? Nasıl sağlandı? Esas mesele bu. Nasıl oldu, ne oldu da 30 yılda neler değişti? Neşet Ertaş'a sahiplenen bir toplum ortaya çıktı. Akademik dünyanın Neşet Ertaş'ı doktora fahri ünvanı verdi biz İstanbul Teknik Üniversitesi olarak. Ne oldu? Bu planı biliyor muyuz, bu arka planı biliyor muyuz? Neşet Ertaş'ı gerçekten tanıyor muyuz? Esas sorulardan bir tanesi bu. Peki Neşet Ertaş, benim konuşma yapmayı düşündüğüm konu da Neşet Ertaş türküsüydü. Aslında Neşet Ertaş'ın türküsü nedir? Hangi Neşet Ertaş'ın türküsünden bahsediyoruz? Hangi türküden bahsediyoruz? Neşet Ertaş ne söyledi? Gerçekten ne anlattı ve geleceği ne bıraktı, ne bırakacak? Bunların analizleri nasıl yapacağız? Neşet Ertaş'ın ne kadarı kendine ait, ne kadarı kendine ait değil, ne kadarı işte havalandırdım dediği eser. Havalandırma müzikolojiye yeni giren bir tabir ve çok da güzel bir tabir. Bu tabiri henüz daha biz analizleri yapamadık biliyor musunuz? Havalandırmak ne demek? Neyi havalandırıyor? Sıfırdan bir beste mi yapıyor? Mevcutlu belirli kalıp üzerine yeni bir şeyi oturtuyor? Bir söz kalıbından esinlenmiş de kendisinden doğan bir takım duygularla onu birleştirip ortaya bir tegani, eskileri tarih tegani bir musiki inşaat mı yapıyor, ne yapıyor? Bunu anlamak, anlatabilmek çok kolay değil. Yoksa Neşet Ertaş havalandırmak dediği, acaba kendisine yapıp bir sürü duygulara biraz da kendi yöresel kimliğini katıp ona kendi Neşet Ertaş kimliği mi veriyor? Daha bir evrensel düşünelim. Bunlar bizim niye tartışmaya başladığımız konular? Çok da basit şeyler değil, bir ömür. Belli ki Neşet Ertaş da bunu belki de anlatamadı. Yani ne şimdi röportajlarda kayıtlar, belki Bayram Bey bunu daha da açıklayacaktır. Ya da onun ne anlattığını fazla da bir önemi. Biz bundan ne anlıyoruz? Akademik dünya bundan kendisine nasıl bir sonuç çıkartacak? Bunları da pekala tartışmak, konuşmak lazım. Şimdi Neşet Ertaş türküsü konusunda Neşet Ertaş'a ne kadar önemli bir sanatçı, ne kadar önemli bir yaratıcı, ne kadar önemli bir çevre kültürünü, yerel kültürü özümsemiş bir insan olduğunu anlamak ve esere nasıl bir ruh verdiğini iyice kavrayabilmek için birkaç örnek üzerinden ses kaydı dinleterek belki kısa açıklamalar, Sayın Başkan bilmiyorum sözümü açmış olur muyum ama konuşmak daha doğru olacak ve Neşet Ertaş'ın yüceliğini biraz da bunlar üzerine görmek lazım. Bunlardan iki tane eser seçtim. Müsaade ederseniz bunları dinletmek istiyorum. Bu eserleri elbette dinlemişsinizdir, biliyorsunuz. Önce şu parçayı dinlemenizi istiyorum. Bu parça 1937 yılında Trabzon'da Emine Aydınhan'dan derlendi, derleyen Ankara Devlet Konservatuvarı. Bu arşivden çıkan ses kayıtlarını Neşet Ertaş'ın dinleme ihtimali hiç yok.
kadar. Şimdi bir de bunu dinleyelim. Neşe kardeşin sesi var. Çoğaltıp zamanınızı almak istemiyorum. Dedim ki bu bir sempozyum konusu. Ben akademik bir konu. Çok da fazla bu ortam akademik konuşmaları yapmaya çok uygun değil. Neşet Ertaş bize Türkiye'de yaklaşık 100 yıllık bir geçmiş içerisinde alan çalışmalarıyla, saha çalışmalarıyla alandan müzik malzemeleri toplama serüveni içerisinde elde edilen eserlerle süre gelen geleneğin gelenek üretim biçimi arasında mukayese edebilme imkanını sağlayan önemli kaynak kişilerden bir tanesi. Bir daha söyleyeyim. Kayıt teknolojileri bize bir takım eserleri tarih akıfiden süreci içerisinden getirdi, arşivlere koydu, kazandık. Gelenek devam ediyor,
geleneğin kendi üretim anlayışı, ona biçim verme anlayışı devam ediyor. Bir taraftan yerel kimlikleri kaydedilmiş kimliklerle, eserlerle karşılaştırma, analiz etme imkanımız var. Diğer taraftan bu süreci takip edebilme imkanımız var. Neşet Ertaş, bilhassa 1950'li yıllardan sonra vefatına biraz geçen süre içerisinde ülkemizdeki müzik hareketlerinin, özellikle plak sanayi, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun yayıncılık politikaları içerisindeki eser sunumu biçimi ve kendi üretim ve kendi geleneği içerisindeki aktarıcı kimliğiyle kaynaşmış, bu süreçten her yönüyle alanından dışarı çıkarak pek çok eser toplamış, derlemiş, işlemiş ve kendince kendi kimliklerini ortaya koyarak yeni biçimlerle yeni eserler ortaya çıkarmış olmanın bir örneği, bir prototipidir Neşet Ertaş. Bu son derece önemli. Bu bizim daha evvel örneğini görmediğimiz bir şey. Yıllarca Aşık Veysel ve Aşık Veysel düzeni tartıştık. Aşık Veysel besteleri tartıştık. Bir geçenlerde Aşık Veysel konseri Doktor Öncesi'ni bizzat ben yönettim. Aşık Veysel'i topladı. Aşık Veysel'den alınan 300'den fazla eser var. Ses kaydı var. O eserlerin neredeyse %90'ı Aşık Veysel'in kendi bestesi değil. Gelenek temsilciliği, gelenek taşıyıcılığı içerisinde ortaya koyduğu eserler bütünü var. Aynı şey Neşet Ertaş'ta görülüyor. Neşet Ertaş tam tek kelimeyle bugün adı konulan gelenek içerisinde Neşet Ertaş ve sanatı başlığına çok uygun bir kimlik taşıyor. Neşet Ertaş bu yönüyle iyice anlaşılmalı. Neşet Ertaş yereli terk eden bütün mahalli sanatçıların İstanbul'a ulaşan kayıt teknolojileri tanışan bütün mahalli sanatçıların eninde sonunda yaşadığı bütün eseri tüketme, yeni eserler kazanma, yeni eserlerle tekrar topluma seslenme sürecinin farklı katmanlarını tek başına yaşayan bir şahsiyet ve Neşet Ertaş gözden kaçan bir şey var. Çok ciddi bir prodüktör, bir yapımcı, kendi eserlerine bir prodüktör yaklaşımı içerisinde yaklaşan, eserlere biçim veren, gerekirse metinler üzerine oynayan, melodiyle oynayan ve melodiyi kendinileştiren bir zekaya sahip, enteresan bir halk sanatkarı. Bu çerçevede Neşet Ertaş'ın varlığını ben çok önemsiyorum. Çok önemsedim, bundan sonra daha da önemseyeceğim. Bir şey daha, Neşet Ertaş'ı yeniden topluma, 90'lı yıllardan sonra yeniden topluma kazandıran bir kahraman var. Bu kahraman adını anmam gerekiyor, Hasan Saltık. Hasan Saltık o kadar mütevazı bir insan ki, Neşet Ertaş'ı bu topluma armağan eden şahıslardan birisidir kendisine. Teşekkürlerimi ben vefat ettiğim bir harcetim. Burada da almak istiyorum. O hizmetleri bu anlamda zaman başlı kapılara açmış oldu. Yapacak çok iş var. Bunlar henüz daha Neşet Ertaş için yapılan başlangıçlar. Ama Neşet Ertaş'la beraber Kırşehir'e, Kırşehir'in yerel kimliğine, Kırşehir'i taşıyan toprakların sahiplerine, halk sanatkarlarına ayrıca değer vermek lazım. Çünkü Neşet Ertaş temsil ettiği geleneği Neşet Ertaş olduğunu düşünmeksizin onun ardıcıllarında bulduğunuz zaman yine Neşet Ertaş'ı görürsünüz. O çerçevede Neşet Ertaş'ın mirasını, hatırasını ve Neşet Ertaş toprağından gelenlerin sanatını çok önemsemek lazım. Yaşarken değer verilsin ki onlar da yine bu toprakların bir miras olarak yardımcı olur. Bu çerçevede sabrınız için teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Tabii panele akademik bir yaklaşım getirdi. Buradan çıkan bir sonuç da hocamdan not aldım. Duygusallıktan uzak olarak Neşet Ertaş'ın ve bunun gibi değerlerine sahip çıkmak, bunları araştırmak ve yaşatmak gerekiyor. Tabii bu noktada da Kırşehir Ahyevran Üniversitesi'nin Rustan'ın adını taşıyan Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi'ne de çok içtiğini düşerek o fakültenin hocasına sözü veriyorum. Ben de Kerem Yücel'e. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, protokolün değerli üyeleri, değerli misafirlerimiz, birbirinden değerli sanatçı, yazar, akademisyen, değerli panelistlerimiz, tekrar hepiniz hoş geldiniz. Burada aynı atmosferi paylaşmak gerçekten heyecan verici. Kırşehir Ahyevran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görevimi sürdürüyorum.
Hocalarımız çok değerli detaylar aktardılar, çok önemli ayrıntılara değindiler. Onların da hoşgörüsüne sığınarak bir müzik eğitimcisi gözüyle Neşet Ertaş eserleri, Neşet Ertaş'ın bıraktığı mirasın, miras sandığının içerisinde neler var? Bizler bu mirastan nasıl faydalanmalıyız? Ne kadar faydalanabildik? Eğitim materyali olarak bize bırakılan bu değerden yararlanabiliyor muyuz? Biraz bununla ilgili konuşmak istiyorum. Neşet Ertaş'ın bizlere bıraktığı mirasın sosyokültürel, edebi, felsefi, tasavvuf ve müzikal boyutlarının her birini incelemek ve açıklamaya çalışmak tabii ki çok geniş zamanlar ve çok ciddi analiz süreçleri istiyor. Binlerce yıl öncesinden gelen Maya'yı rahmetli Muharrem Ertaş'ın taşıyarak kendisine teslim ettiği Horasan ekolünü, rahmetli Neşet Ertaş kendi ruh dünyasının derinliklerinden çağlayan ezgilerle, aynı zamanda bir filozof bakışıyla ve dilin zenginliklerini kullanma yeteneğiyle yoğurarak ve bambaşka lezzetler katarak zenginleştirmiş, çağımıza uyarlamış ve yaşadığı toplumun kültür havuzuna hediye etmiştir. Neşet Ertaş'ın bıraktığı bu zengin birikimi teslim alarak yaşatacak olan sonraki kuşakların, bizlerin ne kadar ciddi bir sorumlulukla ve ne kadar önemli bir misyonla karşı karşıya olduğunu bir kez daha ifade etmek yerinde olacaktır. Aramızda öğrencilerimiz de var. Bu cümlenin altını çiziyorum arkadaşlar. Neşet Ertaş'ın adını taşıyan bir Güzel Sanatlar Fakültesi'nde görev yapıyor olmanın da getirdiği ciddi bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilik yıllarımızda hocalarımızın sık sık kullandığı ve farkına varmamızı istediği bir deyim vardı. Bulunduğu yere yakışmak deyimi. Bizler de Neşet Ertaş'ın adını taşıyan bir Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bulunduğumuz yere yakışmaya çalışıyoruz. Bu bakış açısıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkülerde gerçek yaşamın bütün doğallığıyla resmedildiğini düşündüğümüzde, türkülerin bizlere söyledikleriyle kültürel bazı çıkarımlarda da bulunabileceğimizi öngörebiliriz. Neşet Ertaş türküleri de Orta Anadolu insanının sosyo-kültürel profili ve psikososyal durumuna dair önemli veriler barındıran bir bilgi bankasıdır. Neşet Ertaş eserlerinde mutluluk başlığı altında sevgi, aşk, yâre kavuşma, sabır, inanç, tevazu, anneye, kadına, sevgiliye verilen değer, dünya sevgisinin anlamsızlığı, yine hüzün başlığı altında gurbet, ayrılık, çaresizlik, sevdiğine kavuşamama gibi temaları edebi açıdan oldukça zengin ifadelerle, müzikal açıdan da ifade edilmek istenen duyguyu en etkileyici şekilde yansıtan ezgilerle dinleyen kişilerin yüreğine ulaştıran sihirli bir birleşimin olduğu bilinmektedir. Neşet Ertaş türküleri az evvel bahsettiğim temalarla ilgili ifade zenginliği ve müzikal zenginliğinin dışında Orta Anadolu insanı için, burada ufak bir parantez açmak istiyorum. Sadece Orta Anadolu insanı için demek yetersiz kalabilir. Çünkü Yozgat Yerköy'den Adana Pozantı'ya kadar dikey bir çizgi çizdiğimizde, oradan yine güneye doğru Hatay Amik Ovası'na, Toroslara doğru gittiğimizde daha açık bir ifadeyle Yörük Türkmen kültürünün yaşadığı bütün coğrafyaları bu kapsam içerisine alabiliriz. Orta Anadolu insanı ve Yörük Türkmen kültürünün yaşadığı coğrafyalarda yaşayan insanların anılarında yer alan sahnelerde her zaman ruhun derinliğinde bir yerlerde Neşet Ertaş türküleri kayıtlı olarak bulunmaktadır. Neşet Ertaş kimimiz için yatılı bölge okuluna giderken, evden ayrılırken anasının cebine koyduğu dört cevizi koklayıp yemeye kıyamayıp ağladığı uzun bir gecedir.
Kimimiz için tipili bir kış gününde köy minibüsünün camına vuran kar taneleridir. Kimimiz için dedemizin tütün esansı kokan elleri, kimimiz için de bozkırın buğday başaklarını savuran serin sabah rüzgarıdır. Her türküsünden bir söz, bir ezgi, bir ritim anılarımızın bir karesinde yerini almış, anılarımızı adeta kodlamıştır. Yaşadığı toplumun yüreğinde ve hafızasında eserleriyle böyle iz bırakabilmek pek az sanatçıya nasip olan bir durumdur. Müzik eğitiminde ustanın bıraktığı mirasla ilgili neler yapıldı? Biraz bunlara değinmek istiyorum. Süremi de fazla aşmadan, sizleri de sıkmadan. 2000'li yıllar, az önce Süleyman Hocam da bahsetti, emeklerine sağlık. Hasan Saltık Hocamızın girişimleriyle, davetiyle rahmetli Neşet Ertaş'ın ülkemize yeniden döndüğü, belgesel çalışmalarının yapıldığı, albümlerin derlenip toplanıp belli bir düzen içerisinde arşiv serisi olarak yayınlandığı, bizlerin de toplum olarak adeta Neşet Ertaş'ı yeniden keşfettiği yıllardır. Aynı yıllarda, o yıllara kadar müzik eğitimi bölümlerinde ihmal edilen Türk halk müziği ürünlerinden eğitimde yararlanılması durumu bir nevi kırılmaya başlamış. Artık Türk halk müziği eserlerinin zenginliği, eğitim materyali olarak kullanılabilirliği de fark edilmiş. Bunlarla ilgili çalışmalar da başlamıştır. Neşet Ertaş'ın eserleriyle ilgili ses eğitimi için eşlikli düzenlemeler, senfonik orkestra için düzenlemeler, yine bağlama ve çalgı eğitimi için Neşet Ertaş eserlerinin eğitimde kullanılması, kullanılacak şekilde düzenlemeleri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Birçok makale çalışması, kitap çalışması, eserlerin, Neşet Ertaş eserlerinin makamsal analizleriyle ilgili çok detaya girmek istemiyorum. Yine bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Şöyle toparlamak istiyorum. Neşet Ertaş'ın müziği sadece yöresel halk müziği olarak betimlenmeyecek kadar geniş bir alana yayılmış, kaynağını aldığı bölgenin dışında da sevilerek dinlenen ve kendi sınırlarını aşarak ulusal müzik kültürümüzün parçası olmuş bir müzik türüdür. Yine filozof bakışına sahip arif insan örneği olması boyutuyla da Neşet Ertaş'ın ozanlığının, ozan kimliğinin altı çizilmelidir. Yani artık yöresel bir sanatçı, Orta Anadolu kültüründen yetişmiş yöresel bir Türk halk müziği sanatçısı algısının yerine bütün ulusa mal olmuş bir ozan olduğunun altı çizilmelidir. Neşet Ertaş, Türkmen abdal kültüründe daha önce yaşamış ustalardan aldığı birikimi hem rafine hale getirmiş, hem de kendi katlı zenginlikle ulusal düzeyde farklı bir boyuta taşımıştır. Eserlerindeki öz zenginliği, farklı müzik alanlarında çalışmalar yapan sanatçıların da dikkatini çekmiş, onlar da Neşet Ertaş eserlerini kendi yorumlarıyla seslendirmeye çalışmışlardır. Bağlama çalışmadaki virtüözite, sesi kullanma tekniğinin sağlamlığı ve tonal netliği, eserlerini doğaçlamalarla zenginleştirerek yorumlaması, her müzisyenin dikkatle incelemesi gereken detaylardır. Bizler Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi olarak bulunduğumuz coğrafyanın kültürel gerçekliklerinin farkında olup, çalışmalarımızı Orta Anadolu müzik kültürünün hem kayıt altına alınması hem kuramsal altyapı kazanması ekseninde sürdürmeye çalışmalıyız. Abdal kültüründen gelen gençlerin akademik alanda da bulunabilmeleri, müzik eğitimlerini akademik düzeyde de sürdürmeleri için bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Bir de şunu eklemek istiyorum. Müziğin ortaya çıkış koşulları açısından düşünüldüğünde Bozlak geleneği, Orta Anadolu müziği İspanya'daki flamenco müzik kültürüyle yine Amerika'da Afrika kökenli
siyahilerin ortaya koyduğu ve geliştirdiği blues jazz kültürüyle de bir bakıma akrabadır. Hak ettiği ilgiyi yeterince şimdilik görmediğini düşünüyorum. Bizim alanımız müzik eğitimi, müzikoloji alanındaki hocalarımızın, meslektaşlarımızın biraz daha bozlak müziğinin bu derinlikleriyle ilgili bunun üzerine düşerek çalışmalar yapmasının da güzel olacağı kanaatindeyim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Tabii Türkiye'de bulunan adı da Neşet Ertaş Güzel Sanatlar, Neşet Ertaş olan bir fakültenin hocası olarak ozanımızın eserlerinin ders materyali olarak nasıl kullanılacağına değindi. Tabii dileğimiz ileride belki Abdallık Yurtlu'nun bir bilim dalı olarak bu fakülte içerisinde yer almasıdır. Ben şimdi sözü çok tanıtmaya gerek yok. Hepinizin bildiği ve panelin kapanış konuşmasını yapacak olan Bayram Bilge Tökel hocamıza bırakıyorum. Buyurun. Neşet Ertaş konusunda akademik çalışma olarak değerlendirecek bir çalışmayı Bayram Bilge Bey yaptı. Yani Bayram Bilge Bey'in bu çalışması Neşet Ertaş'a bilimsel bakışın da kapısını aradı. Bu çerçevede beraber aynı panelist olmanın gururuyla teşekkürlerimi arz ediyorum bu vesileyle. Sayın Bayram'ın çok değerli protokolü Neşet Ertaş Usta'nın çok sevgili ailesi, evlatları, gelini ve yakınları, aşiretin üyeleri, Kırşehir'den de, çevreden de gelenler var. Ve çok değerli Neşet Ertaş'ın üstlendiği bu topraklarda bu havayı teneffüs eden Kırşehir hemşehrilerine hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Neşet Ertaş'ı anlamak zor, anlatmak daha da zor. Çünkü Neşet Ertaş dediğimiz zaman kimine göre Neşet Ertaş çok güzel saz çalıp türkü söylüyor. Kimine göre türküde güzel söz yazan, şair biri. Kimine göre duygulu, iyi bir insan. Ama Neşet Ertaş tek başına bunların hiçbiri değil ama bunlar ve daha ötesinde büyük bir toplamın, büyük bir yakının ortaya çıkarttığı bir büyük değer. Neşet Ertaş. Neşet Ertaş dediğimiz zaman bu kadim bin yıllık sazımız Kopsu'dan bugüne devreden bağlamanın gelmiş geçmiş en usta icracılarından birinden bahsediyoruz. Ve aynı zamanda gelmiş geçmiş en büyük ses virtüözünden bahsediyoruz. Bu sesini kullanma tekniği bir tarafa. Ve bir de bizim işte tarihten Pir Sultan Abdallah, Karaca olanlar, daha bir Yunus Emre'lerle başlayıp bugüne gelen halk şiiri geleneğimizi 21. ve 21. asırda o rafine ve o en seviyeli çizgisiyle hatta daha da yükseğe taşıyarak devam ettiren bir ozandan bahsediyoruz. Ama Neşet Ertaş'ın sazı, sesi ve türkülerinin sözleri ve daha çok da sesi ve sazı çok güçlü, çok önde olduğu için geniş kitleler onu daha çok yönüyle tanıyıp, bilip sevdikleri için diğer yönlerini çok fazla geniş kitleler tanıyor. Ama biz tanımak durumundayız. Özellikle akademi, üniversite, müzikoloji tanımak durumunda. Sevgili dostum Süleyman Şener biraz kıyısından girdi. Yani tabii aslında bilimsel bir panel olsa konuşacak şey çok ama burada çok farklı kesimler insanlar da var. Ben daha çok böyle genelde popüler bir düzene çekerek duygularımı paylaşmak istiyorum. Şimdi ama bir hususu Süleyman kardeşinin konuşmasındaki bir hususuyla ilgili düşüncemi paylaşarak başlamak istiyorum. Şimdi engeller koymuyor ya sana varan Türk'ün çok eski konservatuvar derlemesinden dinledi. Daha sonra üstadın kendi yorumuyla koro yurttan seslerini yorumunu dinletti. Şimdi Neşet Ertaş'ın repertuarında yani kendisine sözü ve müziği kendisine ait olmayan herhangi bir yöreye ait bir yöresel mahalli müzik diyebileceğimiz türden bu türden örnekler %1'i geçmez. Çok çok sınırlıdır ve çok azdır. Bunların sayısı da bellidir. Bu engeller koymuyor. Bir de sundan galiba değil mi Süleyman'cığım? Sağ olun.
Trabzon tarafından derlenen. Kahpe Felek diye İlmen'in döndüğü diye bir türkü var. Orta Anadolu, işte Kayseri ve çevresinde de söylenen bir türkü. Üstad da yorumluyor. İşte bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm türküsünün çeşitli yerlerde varyantlar olan Üstad'ın yine yorumladığı bir türkü. Şimdi şunu teslim etmek durumundayız. Neşet Ertaş bu türküde, yani söz ve müziği kendisine ait olmayan bu türkülerde de bu türkülere öyle bir yorum getirir ki, bu türkülere öyle bir zenginlik katar ki biz sanki bu türküler daha önce çalınmamış, söylememiş, ilk defa yani Neşet Ertaş'la tanıyormuşuz, duyuyormuşuz gibi yeniden bu türküyü adeta yaratır. Bu kadar güçlü bir yorum. Bu geleneği yenilemektir, geleneği devam ettirmektir. Bir geleneği, sanatta geleneği devam ettirmek sadece müzik için değil, bütün sanatlarda özellikle müzik başta olmak üzere geleneği devam ettirmek, geleneğe çok iyi hakim olmanın, geleneği çok iyi hazmetmiş olmanın yanında geleneği yenilerseniz devam ettirirsiniz. Aynen tekrar ederek gelenek devam ettirilmez. Ve hiçbir geçmişte büyük ozan bir günün aynen tekrarı değildir. Mutlaka o geleneğe bir şeyler katmıştır. Yoksa, yani onun bir rahmetin bir sözü var. Gölgede olanın gölgesi olmaz diyor. Türkiye'nin babası, sanatın %90, hatta bazen %95 babama borçluyum geldi. Doğru. Öyleydi. Ama hepimiz işte biliyoruz, babasına ait söylediği türküler de var. O türkülerle Muharrem Ertaş'ın rahmetlerinin yorumu ve söylediği türküleri kıyasladığımız zaman bunlar sanki yani yeni bir eser, yeni bir beste, yeni bir türküyle karşılaşıyormuşçasına heyecan duyarız ve çok bu kadar yeni bir yorum getirir. Mesela bunlardan sadece birini örnek vereyim. Kar yağmış yüce dağlar başına merhamet et gözlerinin yaşına daha yağmamıştı 15 yaşına kırdı felek kollarının dalından arzuların alnından türküsü hepini bilirsiniz. Üstadın bir türküsü ama bu türkünün kaynağı mesela Muharrem Ertaş ustanın türküsü. Bana gülüyorlar neme güle türküsü. Bu da Gesi Bağları'nın Muharrem Ertaş yorumu. Bu bilgi rahmetli Neşet Ertaş'la birlikte paylaştığı bir bilgi, bana aktardığı bir bilgi. Rahmetli babam geldi, bana gülüyorlar neme güle. Bu sonuçlarda okunan güzel bir Muharrem Ertaş türküsü. Bunun aslı bir Gesi Bağları'nın aslı bir Türk bayram vermişti. Babam söyledi bu türkünün aslında Gesi Bağları türküsü. Ben de bu türküden hareketle kar mı yağmış bir de dağlar başına türküsünü yaptım dedim. Şimdi o kadar yaratıcı büyük bir deha ile karşı karşıyayız ki yani bir başka biri yapsa taklit olduğu o kadar belli olur, o kadar sırıtır ki ama Neşet Ertaş bir değil başka yabancı birini babasını dahi taklit edemeyecek kadar, kopya yapamayacak kadar bir deha sahibi. Kendi yeteneklerini, büyüklüğünü ortaya koyan bir insan. Benim de benim arkadaşlarım. Bütün büyük sanatçılar, Süleyman ve kardeşim iyi bilir. Bela Bartok, Macar ünlü Türkoloğum. Halk müziğini de iyi bilen, Çukurova yöresinde 30'lu yıllarda önemli derlemeler yapan diye ona çok güzel bir sözü var. Büyük, halk müziğinin büyük eserleri çok büyük formlardır ve bunu yorumlayanlar da kusursuz yorumları bir yaratıcı deha ile yorumlayan ve eşi benzeri bulunmayan ve tekrarı mümkün olmayan yorumlardır der. Neşet Ertaş'ın yorumları böyle bir yorum, böyle bir yaratıcılık. Tabii Neşet Ertaş bütün büyük ustalar sanatın hatta dinin bile, şiirin, edebiyatın bile bütün büyükleri gibi ve işte şöyle bir müzikal tavır, üslup ortaya koyuyorum, ben şöyle bir ekol, mektep oluşturuyorum falan gibi hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Neşet Ertaş ve Neşet Ertaş gibiler, Muharrem Ertaş da öyleydi rahmetli. Aşık Veysel de öyleydi. Daha isimler saymak mümkün. Bunlar sadece inandıklarını bütün samimiyetleriyle hiçbir hesabi düşünceleri olmadan, hiçbir şekilde şöhret olmak,
para kazanmak, geniş kitleler tarafından tanınmak, bilinmek, zengin olmak gibi buna benzer şeyleri en küçüğünü bile akıllarından geçirmeden bildikleri türküyü, yüreklerinin sesini samimiyetle dile getirmeleridir. Bütün samimiyet belirli. Burada samimiyet çok önemli. Sanat eşittir samimiyet dense gerek. Girişte bir sözü var ustanın. Bizi yakmayan derdin ne diyor? Türküsünü söylemedik. Evet, Neşet Ertaş yaşamadığı, yanmadığı hiçbir şeyin türküsünü söylemedi. Ve büyük büyük gücü oradan geliyor. Az önce geleneğin tekrarıyla ilgili söylediğim sözle bir güncel bir örnek vermek istiyorum. Burada sevgili değerli sanatçı kardeşim Cengiz de var. Akşam inşallah konseri de var. Şu konseri de dinleyeceğiz. Cengiz Özkan. Şimdi Cengiz Özkan son yıllarda özellikle Aşık Veysel'in deyişlerini, türkülerini kendince yeniden yorumluyor. Şimdi Aşık Veysel bir zirve, o gelenek içerisinde, Alevi Bektaşi, Musiki ve Edebiyat geleneğinin içerisinde Aşık Veysel bir zirve. Üstad da bunu derdi, üç isim sayardı, Yunus Emre derdi, Karacaoğlan, bizim Karacaoğlan derdi, kara, onun kara sıfatına özel vurgu yapardı ve bir de Aşık Veysel derdi. Aşık Veysel gerçek anlamda büyük bir zirve. Şimdi tabii ama Aşık Veysel kendinden öncekilerin aynen tekrarı değil. Kendi de bir şahsına nasıl bir eşsiz bir örnek. Hiç benzeri ve tekrarı mümkün olmayan bir örnek. Şimdi sevgili Cengiz kardeşim Aşık Veysel'in türkülerini yorumluyor ama biz zevkle dinliyoruz, severek dinliyoruz ve genç yeni kuşak Cengiz'in yorumuyla Aşık Veysel'i tanıyıp daha iyi, bilinçli olarak sevmeye başladılar. Ama Cengiz dinlediyseniz Aşık Veysel'i tekrar etmiyor. Aynen onun gibi söylemiyor. Cengiz Eskuhan olarak söylüyor. Ama onun Aşık Veysel'in orijinalliğine, otantikliğine de halel getirmemeye çok özel gayret ederek. İşte Neşet Ertaş'ın da aslında geleneği, çünkü bütün geleneği devam ettirenler ve geleneği yenileyenler bu özelliği, bu yeteneği, bu kapasitesi, bu birikimleri varsa yapanlar, yoksa zaten binlerce şair, aşık, ozan, sanatçı gibi kendinden öncekilerin tekrarı veya kopyası olurlar. Yani gölgede kaldıkları için kendilerinin gölgesi olmaz, unutulur, giderler. Neşet Ertaş bu alanda da, bu konuda çok büyük bir istisna. Şimdi sözlerimin başında üstadın yani çok yönlü sanatçı kişiliğinden bahsettim ama onun aslında bu dünyaya türkü söylemek için gelmiş bir insan olduğunu düşünüyorum. Rahmetli'nin kendisi de öyle düşünürdü. Ama bu öyle bir türküdür ki, yani bir insanın bu dünyaya gelişteki bütün bu dünyayla ilgili, öte dünyayla ilgili, dinle ilgili, inançla ilgili, tasavvufla ilgili bütün yaratılış amacına uygun görevlerini de sadece türkü söyleyerek yerine getiren bir başka İnsan bir başka sanatçı ben şahsen tanımadım. Neşet Ertaş türküleriyle gönüllerimizi imar etti. Gönül hizmetleri zaten kendisi biliyorsunuz yaptığı işi. Gönül hizmetleri. Gönüllerimize hizmet etti. Ve Neşet Ertaş türküleriyle bizi olgunlaştırdı. Ruhen yüceltti. Efkarlandırdı. Ve Neşet Ertaş bizi ağlattı, güldürdü, coşturdu, oynattı, neşelendirdi. Neşet Ertaş bir insan bu dünyaya niye gelir, ne yapar, ne ederse bütün bunların karşılığı olacak eserler üreterek ölümsüzlük kazandı. Neşet Ertaş'ın bu eserleri ama Neşet Ertaş hepsinde bütün bunları bir ibadet edercesine bir samimiyet içerisinde yaptı. Onun için zaten türkü söylemek öyleydi. Yani burada dostlarımızın çoğu biliyorlardır. Türkiye'ye geldikten sonra çok geceli gündüzlü beraber olduk. Onunla ilgili de dışarıda ve dün arayıp işte hatıralarınızdan ya hocam şunu anlatın, bunu anlatın diyen dostlar affına sığınarak o şeyi bilmiyorum. Söyledim de galiba açtım herhalde. Açtım mı? Daralı. Daralı diyelim. Peki. Evet. Onlara girmeyelim ama yani dediğim gibi Neşet Ertaş'ı gerçekten hak ettiği, layık olduğu seviyede ve genişlikte çerçevede anlatmak çok zor. Burada biraz hepimiz körün fili tarifi gibi
tuttuğumuz, tanıdığımız, bildiğimiz veya bulunduğumuz yerden Neşet Ertaş'ı anlatmaya, tanımaya çalışıyoruz. Yani biraz daha onu yakından tanıyan biri olarak söyleyecek çok şeyler var ama yani yazdım, çizdim, gevezelik de diyorum, sağda solda konuşuyorum ama hepsine geriye dönüp baktığımda Neşet Ertaş'ın anlatılması gereken hala çok şeyin olacak, gönlün özelliklerinin olduğunu görüyorum. Ve her anlattıktan, her konuştuktan sonra şu da eksik kaldı diyorum. Yine eksik kaldı tabii. Çünkü Neşet Ertaş'ı bütünüyle anlatmak hiçbir zaman mümkün değil. Neşet Ertaş'la ilgili birkaç tane anekdot naklederek sözü bağlayayım. Burada Kırşehir'de Termal Otel'in oradaki anlatım hikayesine ısrar ettiler. Bu medyada da çok geniş yer aldı ama onunla ilgili hatıramı naklederek sözlerimi bağlamış olayım. Efendim, 2003 yılında Erkan Boncu Kültür Bakanı iken, o da kulakları çınlasın, Üstad çok severdi ve Ankara'da sık sık beraber olduk. Ben Güzel Sanatlar Genel Müdürüyüm ve memlekette bu kültüre ve bu müzeye hizmet eden ustaların anıtlarını yapacağım diye bir karar aldım. İşte ben üç tane bir proje, önce Kırşehir'e Neşet Ertaş, Keskin'e Hacı Taş'a ve Yozgat'a da Nilay Tüfekçi anıtlarını yaptım diye karar verdik. Neşet abi de tamam dedi ama bir süre sonra dedi ki babam dururken benim anıtımı yapılması uygun olmaz dedi. Ben sanatımı şunu söyledi, ben babamın yanında sazı elim alıp da daha bir türkü söylemedim, bozmak okumadım derdi. Bunu bir had meselesi olarak görüldü, haddini aşmak olarak görüldü. O kadar büyük saygısı vardı. Peki abi dedim, haklısın ama yani sende olman lazım Neşet Ertaş'ta. Nasıl olur, nasıl eder? Uzun uzun belki günlerce konuştuk, tartıştık. En sonunda şöyle bir kompozisyona karar verdik. Dedi ki ben çok küçük yaşlarda, 6-7 yaşından itibaren babamın yanında, babamın bir eşeği vardı. Biz köy diğer diğer gezerdik. Ya kendimine, ya olunca ben bindirdim. Ben küçük çocuktum. Elimde saz böyle gezerdik. Öyle bir kompozisyon, babam eşeğin üzerinde. Ben de arkasında elimde sazla gidiyorum. Peki buna karar kıldım. Bu kompozisyona. Ve Allah rahmet eylesin, bir kazada kaybettiğimiz devlet sanatçısı heykeltıraş Tankut Ökten'e sipariş verdi. Bronz olarak yapılacak. Bizim bu işin bütçesi de bayağı ciddi, yüklü bir bütçe. Bu arada Erkan Mumcu da heyecanlanıyor. Görkem gibi açılış yapacağız. Keskin'den, Haman'dan bizim Adem burada. Davulcu Adem Usta. Ve 40-50 davul zurnayı topladık böyle güzel bir ve açılışta yaklaştı. Davetiyeleri de bastırdık. Bir hafta falan kaldı açılışa. Bir gece rahmetli beni aradı. Dedi ki, Bayram Gördaş Anıt dediğim yapıldı mı? Evet abi yapıldı. İşte şu gün açılacak. Dedi ki, babam eşeğe üzerinde binsin de. Abi bu nasıl olacak? Şimdi, yani abi bu işte canlı değil. Bu bir anıt, bu bir heykel, bronz, bu eşeğin üzerinde olsa yerine altın diyor. İnsen ne olur falan. Bütün bunları konuşmak da anlamsız bir şey demiyor yani. Benim bir şey. Yani. Ama Neşet Ertaş'ın felsefesi, işte Neşet Ertaş'ın Neşet Ertaş yapan bir felsefe var. Ona giremedik, hiç giremedik. Bu bizim Orta Asya'dan Anadolu'ya gelirken at sırtında getirdiğimiz kopuzun yani bugünkü bağlamanın telleriyle Anadolu'ya getirdiğimiz ve bu toprakları Kırşehir'i ve bu toprakları Hacı Bektaş Veli başta olmak üzere Ahi Evran'ı yetiştirdiği bu topraklarda yurt tutan, bu topraklarda kök salan o kültür, medeniyet verici kokusun telleriyle gelen, taşınan gelenek. İşte Neşet Ertaş'ın temsil ettiği gelenek. Türkmen Abdal Müzik geleneği. Bu geleneğin felsefi arka planlı, dini arka planlı konuşmadık. Ama Neşet Ertaş orada bizde. Neşet Ertaş'ın Neşet Ertaş yapan ana değerler aslında orada. Ve bu baba eşeğin üzerinden insan itirazına da temel olan yaklaşım felsefe orada. Dedi ki, o heykel de olsa, canlı da olmasa bir hayvan ve babam onun üzerinde durduğu sürece o hayvana zulümdür. Biz
Bizler dedi, biz abdallar dedi, hayatımızda hiçbir canlıya zulüm yapmadığımız gibi hiçbir canlının zulüm görmesini de istemeyiz. O hayvana zulüm olacak dedi. Yani hiç yapacak bir şey yok. Tamam abi. Sabah erkenden Erkan Hoca'nın kapısını çaldım. Dedim Sayın Bakanım böyle böyle böyle. Yani şaşırdı. Böyle garip oldu ya dedi. Yani bu adamın normal bir adam olmadığını bilmiyorum da bu kadar böyle tahmin etmemiştim. Ne yapacağız dedi efendim erteleyeceğiz. Yani normal olmadığını derken yanlış anlaşılmaz yani ne demek istediğim gayet açık. Sıra dışı anlamında da açık tabii. Erteleyeceğiz dedim. Bir açılışı erteledik. Muharrem Usta'yı eşeğin üzerinden indirdik. Bir taşın üzerine oturttuk. Yani bir köyden bir köye giderken orada olay yemişler gibi Neşet Usta'lar karşısında her zaman hayatında, gerçek hayatta da olduğu gibi onu dinleyen, onun nasihatı, övüldüğü, onun sanatıyla sanatını pişiren, olgunlaştıran bir genç, timiz olarak, bir öğrenci, bir talebe olarak böyle bir kompozisyonla yaptık ve gözlemli açılışla sizlere emanet ettik, Kırşehir'e emanet ettik. Efendim Neşet Ertaş ve Neşet Ertaş gibiler, rahmetlerin babası için söylediği bir söz var, bu sözle kapatıyorum. Derdi ki, kaynak kişiler bir köz gibidir. Geçildikçe nağrı çıkar meydana. Neşet Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, bunlar gerçekten bir köz gibidir. Bunları geçtikçe ateşlerini, közlerini, nağrılarını göreceğiz. Ve inşallah yeni kuşak, genç kuşak bu kaynak kişileri yaşayarak gerçek onların közlerini, nağrılarını ortaya çıkaracaklar ve bu kültür, bu büyük miras, bu büyük gelenek gelecek kuşaklara aktarılacak. Sempozyum düzenlenmesinde katkısı olan Sayın Başkanımız, Belediye Başkanımız ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bundan 5 gün önce kaybettiğimiz üstadın kız kardeşi Ayşe ablaya huzurlarınızda rahmet diliyor. Sizden de bir Fatiha rica ediyorum. Mekanı cennet olsun. Hepinize saygıyla, muhabbetle selamlıyorum efendim. Hikayeden yola çıkarak üstadın sadece sazı ve sözünün dışında belki bence de en önemli olan insana ve diğer canlılara yaklaşımı, daha doğrusu sevgiyi de bir esas olarak almamız gerekiyor. Panelistlerimizin ortak konuşmalarından çıkardığım ortak bir değerlendirme, üstad geleneğin bir ozanı ama geleneğin içerisinde mütevazı kişiliğine rağmen yenilikçi bir yaklaşım getirmiş. Bayram Hocam da buna değindi. Aslında söylenecek çok söz var. Akşam da konser var. Cengiz Özkan burada. Tabi bu arada panelistlerimizin konuşması bitti. Ancak iki tane ana anlatacak misafirimiz var. Biri çok çıkmak istemedi. Kendini de ben çok tanıtmayayım. Süleyman Hocam tanıttı. Hasan Saltuk Bey'i kürsüye davet ediyorum.
tabii Hüseyin Ertaş Bey geliyor. Geleneğin mütevazı kimliği taşıyan, çoğumuzun bilmediği Neşet Ertaş Usta'nın oğlu Hüseyin Ertaş.
konudaki düşüncelerini sevdiğin, sevmediğin şeyleri paylaşacağım. Düşünmeden, düşüncesizce tek kelime etmezdi. Ağzından çıkacak her lafı iyice tartar. Boş laf sevmezdi. Boş lafa kafadan atma laftı. Eşitliğe inanırdı. Bu onun için çok önemliydi. Hepimiz eşitiz. Kimse kimseden üstün, kimse kimseden aşağı değil. Kimse kimsenin malı değil derdi. Kadınlara çok değer verirdi. Gönüle zincir vurulamaz. Gönül kimi severse güzel olur. Analarımız, yani kadınlar, insandır. Biz erkekler olarak insanoğluyuz derdi. Kadınların çektiği çeneleri çok iyi bilir. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez, rızasız bahçanın gülü derilmez. Günümüzdeki kadına, güçsüze karşı şiddetin altında herhalde bu sözleri özümseyememiş olmak yatıyor diye düşünüyorum. Hep ezildiği için, hep ezilenden, güçsüzden yana oldum. Zengin isen ya bu evlerden ya paşa, fakir isen ya aptal derler, ya cingen haşa der. Hiçbir zaman biz şuyuz, biz buyuz demedim. Mesela biz aptalız demedim. Yani bize aptallar derler oğlum derdi. Ayıran kendini ayırır derdi. Ayrımcılığı sevmezdi. İyiliği, güzelliği hep karşısındaki insana yakıştırır. Ne güzel insansınız dendiği zaman, efendim o sizin güzelliğiniz derdi. Bu ezber bir laf gibi gelebilir. Ama bunu içtenlikle, gerçekten inanarak söylerdi. Nasıl bakarsan öyle görürsün derdi. İltifat edildiği zaman mahcup olurdu. Lafı hemen değiştirir. Mesela sen ne iyi, ne güzel adamsın Neşet abi dendiği zaman erkeğin güzel olmaz, erkek yakışıklı olur deyip konuyu ince bir espriyle hemen değiştirir. Gençlere çok kıymet verir. Gençlerin konserlerine geldiğini, türkülerini, sözlerini can kulağıyla dinlediğini anlatırken gözlerinin içi gülerim. En zor günlerin sözlerinin bile gençler tarafından anlaşıldığını, dinlenildiğini görmek onu çok mutlu ediyor. Eserlerinin türkülerini çalınıp söylenmesinden mutluluk duyarım. Bunun özünün bozulmadan yapılmasını isterim. Ama taklit edilmekten hiç hoşlanmaz. Taklit aslını yaşatır diye bir söz var. Ama ülkemizde ne yazık ki bunun tersi olur. Taklit aslını öldürür. Bunu biz ömrümüz boyunca yaşadık, gördük. Ben bile oğlu olarak babamı asla taklit etmem. Bunu kendime yapıştıramam. Onca emek verip ürettiği eserleri, kendisini birebir taklit edip, hal ve hareketlerine kadar kopya eden, onun eserleri izin bile almaya gerek görmeden çalan kişiler, babamdan çok itibar gördüler, kazandılar. Beyaz suratlı oldukları için herhalde. Kendisine yapıştırdı. Kara suratlı lafı yine ince bir sitemle buradan çıkmıştır. Aslında bu insanlara acırdı, üzülürdü biraz. Taklit kendinden vazgeçmektir. Başkasının tüyüyle süslenirseniz bir rüzgar eser, o tüyleri alır götürür. Öylece ortada kalırsınız der.
gölgeye girenin gölgesi olmaz lafı pek anlaşılmasa da bu anlama gelir. Herkes kendisi gibi olmalıdır. Ne yaparsan yap, kendin gibi yap oğlum derdi. Taklit aslında kendi başına bir sanattır. Şimdi sizlere şu sanatçıyı taklit edeceğim dersiniz. İşinizi iyi yaparsanız takdir görürsünüz, alkışlanırsınız. Ama bir sanatçıyı komple taklit edip, üstelik o sanatçının eserlerini kendinizinmiş gibi icra ederseniz, bu sanat değildir. İşin kolayına kaçmaktır, kopyacılıktır, sahtekarlıktır. Herkes kendi emeğiyle bir yerlere gelebilmeli. Herkesin kendine has bir tarzı olmalı. Herkes kendi gibi çalmalı, söylemeli. En önemlisi herkes yeni bir şeyler üretmeye çalışmalı. Kopyaların değil, üreten kişilerin, orijinal olan kaynak kişilerin desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Kendisi için bir şey istiyormuş görüntüsü vermemek için bunu söyleyemezdim. Türkülerinin sözlerini değiştirenler, müziğini çalamayıp basitleştirenler, kendi adını yazdıranlar, bunlar da çok çektim, üzülürdüm. Kendinden utanmayan dünyada hiç kimseden utanmaz derdi babam. Kim tutmaz? İnsanların kendi kendilerine yanlışlarının farkına varmalarını düzeltmelerini beklerim. Boşuna beklerim. Rahmetli babamın sanat dünyasındaki tek sahici dostu rahmetli Aşık Mahsuni'ydi. Birbirlerini çok sever. Çok severler. Kara kardeşim derdi babama Mahsuni. Bu durumun iyi olan tarafı ki babam da öyle görürdü. Bu kadar kadir bilinmezlik içinde yine de kıymeti bilinse de bilinmese de en azından yarım asırı aşkın bir süreden beri bir sürü insan onun eserleriyle evlerine ekmek götürüyorlar. Bundan yine de mutluluk duyuyorum. Kıymet bilenlerin duaları yeter sanırım. Türkiye'den gitmesi efendim, öyle sağlık problemlerinden kaynaklanmadı. Kimseyi kırmamak için böyle söylerim. Memleketimizde doktor yok muyum? Bir bahane olarak kullandırdım. Kıymet verilmediği için, çalışamayıp, ekmek bulamadığı için çaresizce gitmek zorunda kaldım memleketim. Almanya günlerinde televizyonda her türküsü çalındığında sessizce beklerdim. Sonunda bir selam gelecek mi, kendisinden bahsedilecek mi diye. Bazen hiç bahsedilmezdi. Bazen anonim türkü denirdi. Bazen Kırşehir yöresinde İç Anadolu kolonyalarına denirdi. Rahmetli Neşet Ertaş denirdi bazen. İsmi yanlış söylenirdi. Neşat Ertaş, Reşat Ertaş denirdi devletin televizyonunda. Ama en ağırı bazılarının nasıl olsa sahibi ölmüştür diyerek benim eserim diye sahiplenmeleri. Devletten hiçbir zaman yardım, maaş almadı. Halkın sanatçısı. Almanya'da da Almanya'da da hakkı olduğu halde Alman devletinden de destek aldı. Almanya'da mesleğinin öğretmenidir sertifikası aldı. Çalışma müsaadesi bu yöndeydi. Pasaportunda böyle bir damga var. Bununla gurur duyuyor. Hep şerefiyle yaşadı. Hep alın terinin, emeğinin ekmeğini. Son nefesine kadar. Gücü yettiği kadar kendi suyunu bile kendisi içti.
kimseden yardım istemedi. Her zaman ayağını yorganına göre uzatırdı. Kredi kartı kullanmayı bilmezdi. Bu dünyadan borçsuz, hatta alacaklı gitti. Hayattan aldığı, bize verdiği ders şuydu. Söylediklerden kendi emeğinle, kendi ayaklarının üzerinde duracaksın. Kırgındı. Bayram Bilge Toker'in ısrarıyla yeniden Türkiye'ye döndü. Hasan Saltık'ın mücadelesiyle son günlerinde biraz telif alabildi. Böyle bir beklentisi aslında hiçbir zaman olmadı. Böyle bir hakkı olduğunu bile düşünemiyordu zaten. Alabildi derken kendisi için değil, zaten neyi var, neyi yoksa her zaman dağıtırdı. İnsana lazım olan iki sokum ekmek ve yatacak bir yer fazlası haramdır derdi. İnsanlar bir şekilde ona ulaşıp dertlerini anlatıp yardım isterlerdi. Fakirlerin dediği bu insanlara kimseye duyurmadan, reklam yapmadan yardım ederdi. Telif alabildikten sonra daha çok fakirlere yardım edebildi. Bundan çok mutluluk duyuyorum. Yalanı, yalancıyı sevmezdi. Bu konuda bir de şiir varmış. Aradım şeytanı buldum, meğerse yalanmış şeytan. Hayret ettim, orada kaldım, gördüm ki adamımış şeytan. Hayret ettim, orada kaldım, hayli fikirlere daldım. Adam şeytan olur mu diye bir açıklama iliştirildi buraya. Hakikatten haber aldım, meğerse bilenmiş şeytan. Senin inancını biliyor, o yönden de kandırıyormuş seni, derdi. Şeytan dediğimiz yalanmış, ne yazık ki insanlar kanmış. Yalanı benimseyen nara yanmış, devri sıfat hayvanmış şeytan. Hak bunu böyle buyurmuş, bunu da bize buyurmuş. Şükür garibi kayırmış, çok şükür alanda şeytan. Yani almak almamak meydanda. Herkesin kendi iradesine bağlı. İster yalanı seçip şeytan olursunuz, ister doğruyu seçip insan olursunuz. Bu sizin elinizde, sizin tercihiniz. Bu bağlamda babamla ilgili bir sürü hurafeler, ailemizle ilgili yalan yanlış haberler başlattı. Bunların hangi birini düzelteceğini, hangi birine cevap vereceğini şaşırmış durumdayım. İlk önceleri önemsemeyip gülüp geçtiğim bu yalan haberler zaman geçtikçe katlanarak karşımıza çıkıyor. Bir de bakmışsınız bütün gazetelerde, internet sayfalarında, sosyal medyada, hatta televizyonlarda bu yanlış haberler, bilgiler dönüyor. Halbuki bir sürü verdiği söyleşiler, yaşarken çekilmiş olan belgeseller var. Birçok sorunun cevabı bunların içinde bizzat kendisi tarafından veriliyor. Onu gerçekten sevenler bu programlarda defalarca mutlaka dinlemişlerdir. Doğrusunu bilirler. Demek ki bu haberler kendisini tanımayan, sevmeyen kişiler tarafından yapılıyor diye düşünüyorum. Şöyle de bir gerçek var aslında. Kaynak kişilerin hayatı, sadece hayatı değil, eserleri de bizzat kendilerinden dinlenilmelidir. Bu, babamın bana ettiği nasihatlerden biridir aslında. Kimin türküsünü, şarkısını çalacaksa sahibinden dinle oğlum, derdi o. Ayrıca kalan müzikten ve benden doğru bilgi alınabilecek iken biraz zahmet edip, okuyup, araştırıp, gerçekleri yazmak varken internetten gelişigüzel haberleri kopyalayıp yapıştırmak kolaydır. Ama doğru mudur?
İşin acı olan tarafı, onlar günü kurtarıp evlerine hak etmedikleri ekmeği götürürken babama ve onun hatırasına verdikleri zararın farkında bile değiller. Az da olsa, kuru da olsa emek ile, alın teriyle hak ederek kazanılan ekmek tatlıdır. Fakirin ekmeğe tatlı olur demesi ondandır. Şimdiden durum böyleyken birkaç sene sonrasını düşünmek açıkçası beni korkutuyor. O yüzden mesele babam ve eserlerini gelecek nesillere doğru şekilde anlatmak, aktarmak olunca gülüp geçemiyorsunuz. Akıl, fikir, mantık derdi her zaman. Her şeyi aklına, fikrine, mantığına danışacaksın. Bir şey aklına, mantığına yatıyorsa doğrudur oğlum der. Herkesin kalbi yaradan ile irtibatlıdır. İnsan yanlış da yapsa bunun farkındadır. Bilerek yapar. Evet. Nerede ne arıyorsun divane gönlü? Dinle bir kendini anlamak için. Sen bir ruhsun. Kalbin ruhuna bağlı. İrade elinde yönlemek için. Tanıyabildin mi sendeki seni? Bütün vücudunu bu nazikten Allah şahit etmiş ruha bedeni kimseyi kimseden sormamak için. Sana akıl, fikir, bir mantık vermiş. Senin gözünle dünyayı görmüş. Allah sevenlerin gönlüne girmiş. Gönlüne diye demek geldiği için de. Kulundan uzakta durmamak için. Sevip sevilmesi gayet tatlıdır. Garibim, sevgiler farklı farklıdır. O hak ruhumuzla irtibatlıdır. Sır etmiş kendini görmemek için der. Nerede ne arıyorsun türküsünde? Suçun sorumlusu ruhtur. Vücudun günahı yoktur demesi de o yüzdendir. İlim, bilim, onun için kıymetli şeyler. Kendisi okuyamadığı için okuyan insanlara gıpta ederdi. İlime, bilime, gençlere verdiği değer biraz da bu yüzdendir. Zevk için avlanmaya, zevk için hayvan öldürmeye, şiddete, silaha karşı çok kızar. Bu iki konuyu da benim yurdum türküsünde dile getirmiştim. Başınızı ağrıtıyorum, okumak istiyorum. İsterim ki bu dünyada hiç kimse cahil kalmasın. Okusun ilmin kitabını, cahilden akıl almasın. Kendi kendini yedenlere, yetenlere, eğitenlere, ilim tahsil edenlere, ilme doğru gidenlere cehalet mani olmasın. İlmedenler nurlaşıyor, ilmetmeyen körleşiyor. İlimle dünya birleşiyor. Söyle ki neden olmasın? Can yapmadan atom gücü birleşsinler tüm bilimci. Dilerim olsun sadece dünyada silah kalmasın. İnsan hakları hak olsun. Bu hakkı bilen çok olsun. Bütün silahlar yok olsun. Cehalet can dağlamasın. Dünya cennettir insana. Eşit olsun sana bana. Kıyılmasın hiçbir canı, anaları ağlamasın. Bütün dünya Allah diyor, onun nimetini yiyor. İnsan kısmetini yiyor, ayrılık güden olmasın. Kendin bilen bunu anlar, çünkü haktır bütün canlar. Yardımlaşsın tüm insanlar, dünyada fakir kalmasın. Bir garibim budur derdim, bu dünyayı ben de gördüm. İsterim ki benim yurdum dünyadan geri kalmasın. Birazdan türküleriyle yaşadığımız bazı sıkıntılarımızı paylaşacağım sizlerle. Türkünün havası yani müziği önemlidir. Müzik sözü dinletir derdi o. Bunca emeklerle üretilen bu eserlerin ne müziğinde bir oynama ne de sözlerinde bir değişiklik yapılmamalıdır. Hele de sahipleri vefat etmişse bu onların anısını, hatırasını incitir. Ne yazık ki bunun da birçok örnekleri var. Bazıları şöyledir. En masumuyla başlamak istiyorum. Güzel gönül gülüdür. Aşığı bir gülüdür. Sevmeyeni neyleyin, sevenin sevgilidir.
Bunda anlaşılmayacak bir şey var mı? Var olacak ki değiştiriliyor ve devletin televizyonu dahil her yerde şöyle söyleniyor. Sevda ömür çürüdür, has bahçenin gülüdür. Sevda niye ömür çürüsün efendim? Ömür çürütüyorsa has bahçenin nasıl gülü olur? Mantık nerede? Mantık arardı. Babamın böyle bir sözü yok. Sahibinden dinlemek ya da tanışmak kimsenin aklına gelmediği için bu hala şimdi olmuş böyle sürüp gitmektedir. Gerisi de şöyledir bu arada. Merdanesi. Tanesi de seviyorum merdanesi. Şimdi bu merdanesi kelimesi de herhalde anlaşılmadığı için. Yani elindeki merdaneyi sevmiyor. Mertçe seviyorum diyor. Seviyorum merdanesi. Güzellerin içinde böyle bir tane. Yani bazıları da anlamayanlar da bunu bir tanesi diyor. Bir kelime bile anlamı değiştiriyor derken bir nokta bile anlamı değiştirebiliyor. Sakın ol ha insanoğlu bir yanda, sakin ol ha insanoğlu bir yanda. Efendim bu Amerikan filmi değil. Sakin ol dostum demiyor. Sakın ol ha insanoğlu, incitme canı, incitme diyor. Bir nokta bile görüyorsunuz, bunlar bize emanet. Hassasiyetimiz oradan geliyor. Aşıklar, ozanlar genelde eserlerinin son kıtasında ya isimlerini ya da mahlaslarını kullanırlar. Son sözlerini söyleyip bir anlamda imzalarını atarlar. Son dörtlük bu yüzden çok önemlidir. Babam hiçbir eserinde adını, soyadını söylemedi. Hatta ilk türkülerinde, oyun havalarında mahlası bile geçmez. Rahmetli dedenin yönlendirmesiyle sonradan garip mahlasını kullanmıştır. Tek kelimesi, noktası bile değiştirilmesin diye uğraşırken son dörtlüğün mahlas ile beraber tümden değiştirildiğini ve bu şekliyle albüme okunmak üzere bizden müsaade istendiğini de gördük. Çekinmeden. Hem de mesleğimin duayeni sayılan, ömrüm boyunca türkülerin özünün korunması için savaş verdim, çabaladım diye iddia eden icracılar tarafından acıdır. Zahide'nin şöyle söylenmesine kızarım. Zahide kurbanım, sallama Beşir. Beni genç yaşında sen ettin aşık. Yani bu söz kime söyleniyor? Evli, yeni çocuğu olmuş bir kadına söyleniyor. Hiç böyle bir şey olabilir mi? Derdi babam. Ben böyle bir şey söyler miyim? Derdi. Sonraki dize şöyledir. Kadir Mevlam, senden bir yar isterim. Ağa buğday benizli, zülfü dolaş. Yaradana sipariş veriyor. Hem de tarif ederek. Derdi. Zahide nerede kaldı? Zahide'ye türkü söylüyorsunuz. Ondan sonra onun içinde sipariş veriyorsunuz. Bunu kendi ağzından bir televizyon programında izah ederek, açıklayarak anlatmıştı. Haftasına aynı programa çıkan bir sanatçı Zahide'yi babamın yanlış diye tarif ettiği şekilde çıktı söyledi. Bu da acıdır. Gönül dağım ile ilgili bir tenhada can canana vurunca deyince insanın aklına bir sürü şey geliyor demiş bir büyüğümüz. Keşke zahmet edip bir sonraki mısrayı da dinleyeydi ya da okuyaydı. Sineni yaralar dil gizli gizli. Sözünde müstehcenlik çıkardığı için üzülürdü, utanırdı belki. Halbuki aman yarın gez de gel, badeleri süz de gel, sarhoşum ben çözemem, düğmeleri çöz de gel diye de bir oynaması söylemiştir. Ya da sevişmek ibadettir, sevgi imandır diye de bir türküsü var. Yani paralayacaksanız bunları paralamaya karşı. Ki
Aramadan önce şöyle bir düşünmek lazım. Sevmek, sevilmek, sevişmek. Kötü bir şey midir? Kötü şeyler midir? Hepimiz bir sevginin meyvesi değil miyiz? Gökten zembille mi indik? Maksat, evet. Eleştiri yüzeysel olunca, maksat bağcıyı dövmek, laf olsun, zorlar olsun olunca böyle gereksizlikler çıkıyor ortaya. İnsanların cebindeki son cuvara parasını almak istemediği için paralı, biletli konserler vermek istemezdi. Halk konserleri verir. Şimdi izin alınmadan, haber verilmeden adına kitaplar yazılır, satılıyor. İzinsiz, müsaadesiz belgeseller yapılıyor, bilet satarak sinemalarda gösteriliyor. Mesela zamanında kendisine bir rakı reklamı teklifi gelmişti. Kabul etmedi. İçmesi ayrı, reklamı yapmak ayrı. Şimdi kaçak olarak rakı bardaklarında resmi basılı, sözleri yazılı, satılıyor. Adına vakıf kurmaya çalışanlar, film çevirmek isteyenler, ben Neşet Ertaş ödülü aldım diyerek ortalıkta dolaşanlar. Neşet Ertaş kimseye ödül vermedi. Jürili yarışma programlarını sevmezdi. Sanatta insanların birbirleriyle yarıştırılmasından hoşlanmazdı. Adına ödül verilmesine karşıydı. Yaşarken kendisini üzmüş, kırmış, hatta babamla hiç görüşmemiş, hiç alakası, ilgisi olmayan insanlar ölüm yıl dönümlerinde, televizyonlarda, belgesellerde bilir kişi olarak Neşet Ertaş otoritesi olarak oy gösteriyorlar. Yine bazıları anma programlarında sahne alıp yalan yanlış hikayeler anlatarak babamın türkülerini söyleyerek gelir elde ediyorlar. Bu durumda bizi üzüyor. Acı acı gülmek kalıyor bize. Onu iyi tanıdığını iddia edenler, yeğeni, sahne arkadaşı, oğlu, torunu, öğrencisi olduğunu iddia edenler, bundan fayda sağlamaya çalışanlar neler neler. Bizim insanımız alçak gönüllüdür. Emeğini pazarlamayı bilmez. Dolayısıyla emeğinin karşılığını da alamaz. Aç kalır, yanlışa ulaşmaz. Dışarıdan bir türkümüzü yanlış ve eksik de olsa söyleyen ya da çalanlar daha fazla itibar görürler. Yine kara suratlı olmanın kaderi. O yüzden kim Neşet Ertaş ismini kullanarak menfaat sağlamaya çalışıyorsa biliniz ki Neşet Ertaş ile onun felsefesi ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Biliniz ki kandırılıyorsunuz. Veliaht soruları sorulurdu bazen. Üzerdi böyle sorular aslında. Ben daha ölmedim ki diyemezdim. Ayrıca veliaht krallıklarda olur. Kral ölür, oğlu yerine geçer, veliaht olur. Sanatta böyle bir şey olamaz efendim. Bu iki kişiye de hakarettir. Kimse kimsenin yerine geçemez. Yani başkasının eserlerini çalıp söyleyip onun veliahtı olamazsınız. Bu kendi içerisinde bir çelişkidir. Bunun cevabı aslında çok basittir. Bilgi eksikliğidir. Kaynak kişiyle icracı arasındaki fark anlaşılmalıdır. Kaynak kişiler yeni eserler üretirler, icracılar üretilmiş eserleri icra edip seslendirirler. Kaynak kişiler bir eseri kılı kırk yarıp her kelimesine dikkat edip ölçüp tartarak üretirler. Müziğini sözleriyle harmanlarlar.
genelde kendi eserlerini icra ettikleri için de çok uzun süren çalışmaların sonunda bir albüm meydana getiriyor. İcracılar değişik kaynak kişilerden değişik eserler alıp okurlar. Hazıra konarlar diye. Ve kimi genelde ne yazık ki kaynak kişilerden daha fazla itibar ediyorlar. Veliahtı olabilmek için kimseyi taklit etmeden yeni bir tınır ve bir sürü eser üretmiş, kendi tarzını yaratmış, sazında, sesinde usta, dünya görüşüyle, felsefesiyle ışık olmuş Neşet Ertaş'ın her yaptığını yapmanız, onu geçmeniz lazım. E o zaman da onun bir yaptığı değil, kendiniz başlı başına bir kaynak kişi olursunuz. Kendi bayrağınız olur, sanatçı olursunuz. Çelişki işte buradadır. Ah içinde çok şey var ya, ah anlaşılsa, derdi babam. Dedemin sözüdür. Ama anlaşılmak için bazen biraz da anlatmak gerekiyor. Babamın dünya görüşünü, fikirlerini paylaşıp, yaşadığımız bazı zorlukların, çelişkilerin vehametini bir nebze anlatmaya çalıştım. O yüzden belki biraz tekrara düştüm. Biraz da sitemli bir konuşma oldu. Affınıza sığınıyorum. Ama Kırşehir bizim memleketimiz, evimiz. Sizler de bizim ailemizsiniz. Bunları bugün ve sizlerle değil de ne zaman ve kimlerle paylaşacaktım. Evet. Hepimize saygı, sevgi, hoşgörü diliyorum. Sabredip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi yeniden saygıyla selamlıyorum. Sayın konuklar, Hüseyin Ertaş'a teşekkür ediyorum. Tabii bir evladın konuşmasının üstüne daha biz babayı konuşmamız olmaz. Biraz sonra plaket törenine geçeceğiz. Ben panelin sonunda panelistlerimize, siz konuklara ve Kırşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Gönlümüz ve sözümüz Neşet Ertaş'la olsun. Buyurun.
Yiğiter panelist, Mehmet Yiğiter arkadaşımızın ödülünü vermek üzere İzmir Selçuk Belediye Başkanımız Sayın Filiz Cevit Kavuz Sengeli huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Süleyman Şeyh'in ödülünü vermek üzere Parti Milletvekili Sayın Aysu Bankoğlu. Süleyman Şen'in ödülünü vermek üzere Kırşehir Milletvekili ve pardon bu son anda değişiklikler benim bu duruma düşüyor. Ne oldu? Affınızı rica ediyorum. Son değişiklikler oldu. Bayram Bilge Toker ödülünü vermek üzere Ankara Milletvekili CHP Genel Başkanı Yardımcısı Sayın Yıldırım Kay huzurlarınıza davet ediyorum. Ekrem Öztürk kardeşimizin plaketini vermek üzere Ankara Milletvekili Sayın Nihat Yeşil. Sayın Hasan Saltuk, Kanal Müzik, plaketini vermek üzere Kırşehir Valimiz Sayın İbrahim Hakkı'nı takdim edin.
gerçekten onur duydum. Hiç yapmıyorum. Ercan Kasan, değerli oyuncumuzun plaketini vermek üzere Belediye Başkanımız Sayın Selahattin. Kimin yumuşak eli?